Değerli katılımcılar, turizm eğitiminde kalite ve akreditasyonun istihdama etkisi konulu ilk panelimiz 1 saat 20 dakika sürecektir. Panel sonunda soru cevap bölümü yer alacaktır. Sorular programın chat kısmından yazılı olarak iletilebilir. Turizm eğitiminde kalite ve akreditasyonun istihdama etkisi konulu paneli başlatmak üzere TÜRAK Başkanı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Muharrem Tuna'yı davet ediyoruz. Ben buradayım. 1985 yılında lisans derecesini Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden, 1988 ve 1993 yıllarında ise yüksek lisans ve doktora derecelerini aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nden almıştır. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümüne yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2003'te doçent, 2008'de ise profesör unvanını almıştır. 2004-2010 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2010-2016 yılları arasında yine aynı fakültenin dekanı olarak görev yapmıştır. Halen Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Değeroğlu, Haziran 2015'ten bu yana Yükseköğretim Kurulu Kurum Danışmanı, Aralık 2015'ten bu yana Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi, Eylül 2018'den bu yana Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü, Ekim 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu üyesi, Kasım 2018'den bu yana ise İslam Ülkeleri Bilim Atıf Merkezi üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanında yüzün üzerinde yayını, çok sayıda atıfı ve bir faydalı modeli bulunmaktadır. YOKAK üyesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Sayın Tuncer Değeroğlu'nu arz ederim. Çok teşekkür ediyorum. Önce ben mi başlayacağım? Muhtemelen Muharrem Hocam siz bir giriş mi yapacaksınız? Siz lütfen yönlendirin. Hocam çok ben kısa bir giriş yapabilirim. Biraz da sistematikle ilgili olarak bir bilgi vermek isterim. Bu arada diğer panelistlerimiz de hazır değil mi Gaye Hanım? Evet hocam, Firuz Bey buradalar. Tamam. O zaman Tunca Hocam'dan başlayacağız. Şöyle bu panelimizde aslında tabii konumuz akreditasyon. Akreditasyonun da temel amacı aslında çıktı odaklılık. O nedenle burada dört tane panelistimizi davet ettik. Çok birbirinden değerli. Tunca Hocamızın özgeçmişini biraz önce Gaye Hocam okudu. Bu alanda Türkiye çapında söz sahibi birkaç isimden birisidir Tunca Hocam. Diğer panelistlerimiz ise turizm sektörünün temel bileşenleri olan seyahat acenteleri, konaklamayı işletmeleri ve turist rehberliğinin Türkiye'deki en yetkin kişileri panelistlerimiz olacak. Bunları biraz sonra davet edeceğiz. Şöyle ki panelimizin öncelikli olarak işleyişi esnasında ben panelistlerimize iki tur birer soru soracağım. İkişer tane soru soracağım. Sonrasında da soru cevap kısmına geçeceğiz. Ben isterseniz Tunca Hocama ilk sorumuzu sorarak başlamak istiyorum. Hocam siz kalite çalışmaları içerisinde gerek YÖK'te daha sonrasında kurulan kalite kurulunda başlangıcından bu yana görev yapıyorsunuz. Türkiye'de turizm eğitiminin, eğitim kalitesinin genel durumu hakkında bir değerlendirme yapar mısınız? Her soru için yaklaşık ortalama 5 ile 7 dakika arasında bir cevap süresi yeterli olacaktır. İki turda süremizi etkili kullanmak adına ki çok sayıda da soru geleceğini tahmin ediyorum. Buyurun hocam, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle takdim için ve açıklamalarınız için. Ben de herkesi hem şahsım hem de Yükseköğretim Kalite Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum öncelikle. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Muzaffer Hocam ayrıldı sanıyorum ama o gayet güzel bir giriş yaptı. Özellikle akreditasyon, program akreditasyonu ve kurumsal değerlendirme ve akreditasyon konusunda. Tabii ki turizm alanı ülkemiz için, aslında tüm dünya için önemli bir sektör. Bir kez bunun altını belki koyu renkle işaretlemek lazım. Sayın Bakan Yardımcımız da özellikle ifade ettiler. Turizm ülkemiz için öncelikli alanlar arasında ve stratejik bir sektör olarak tanımlanmış durumda. Şimdi bu kadar büyük bir önemin atfedildiği bir alanda hiç kuşkusuz tabii ki eğitim ve bu sektöre nitelikli insan kaynağı kazandıran kısım çok daha büyük bir önem arz eder hale geliyor.
Ve sizin özellikle Turizm Akademisyenleri Derneği Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşu olarak kurulu olarak da buna binaen yaptığınız çalışmalar, kuruluşunuzdan bu yana vermeye çalıştığınız hizmet de aslında bu alanda tüm seviyelerde, ön lisans, lisans ve lisans üstü seviyede eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini, niteliğini artırabilmek. Aslında özetle muhtemelen yapmaya çalıştığınız şey tam da bu diye ifade edebiliriz. Şimdi program çeşitliliğine baktığımız zaman ülkemiz açısından fakülte düzeyinde, yüksekokul düzeyinde, meslek yüksekokulu düzeyinde ön lisans ve lisans eğitimlerinin verildiğini görüyoruz. Farklı fakülte isimleri altında ki bunu siz sıklıkla tüm toplantılarda da vurguluyorsunuz. Farklı program çeşitliliği ve lisansüstü programlar, yüksek lisans ve doktora programları da tabii ki farklı yetkinliklere sahip olan yüksek öğretim kurumlarımızda bir şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Şimdi YÖK Atlas'a şöyle hızlıca bir baktım sizinle görüştükten sonra. Gerçekten çok sayıda üniversitemizde farklı isimlerle programların olduğunu, farklı alanlarda bunu siz de konuşmanızda ifade ettiniz. Hem örgün ama açık öğretim sistemi içerisinde, açık uzaktan öğretim sistemi içerisinde de 2-3 üniversitemizde ön lisans programlarının olduğunu görüyoruz. Ve eminim çok uzun yıllardır eğitim öğretim faaliyetlerini yürütüyorlar. Yine baktığım tablolardan geçen yılki veriler kapsamında kontenjanlarını tamamen dolduran ama bazı programlarda da hala kontenjanlarda ki doluluk oranlarının belli bir seviyede kaldığını bir şekilde görmüş oldum, gözlemlemiş oldum. Bir diğer husus tabii öncelikle bir saptamalarımı ifade etmek üzere bunları arka arkaya özellikle sıralamak istedim. Yeni neslin, yanlışsam lütfen doğrulayın, bu alana ilgisi aslında belli bir düzeyde. Özellikle gastronomi ve mutfak sanatları alanı, aşçılık alanı herhalde yıldızı parlayan meslek gruplarının içerisinde yer alıyor diye görüyorum, değerlendiriyorum. Ve muhtemelen bu alanlarda da kontenjanlar belli bir seviyede doluluk oranı da gösteriyor. Tabii kontenjanlarını dolduramayan ya da doluluk oranı belli bir seviyenin altında kalan programlardaki açıklamalar ya da üniversitelerdeki açıklamalar farklı gerekçelere dayanıyor olabilir. Bunların da bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bir bakıma baktığınızda mezunların yetkinlikleri, yeterlikleri ve sektördeki istihdam durumuyla da bir şekilde dengeli bir durum arz ediyor olması lazım. Diğer taraftan Muzaffer Hocam bahsetti. Aslında sertifikasyon, eğitimler, yani illa bir diploma, derece ile alınan eğitim olması da gerekmiyor ve pek çok aslında özel aşçılık okulları yani ya da turizm alanında yiyecek içecek sektörüne hizmet verecek kapsamda bazı bir takım informal, nonformal sertifikasyona dayalı programlar da var. Üniversitelerin dışında tabii ki. Diğer taraftan mesleki yeterlik kurumunun özellikle tanımladığı meslek standartları kapsamında da listelerinde de turizm alanında, turizm, konaklama, yiyecek, içecek hizmetleri kapsamında da pek çok mesleğin farklı düzeylerde tanımlamalarının yapıldığını ve bunların ulusal standartlar olarak da yayınlandığını da biliyoruz. İşte servis görevlisi, seyahat satış görevlisi, otel rezervasyon görevlisi bizzat bu işleri yapabilecek nitelikteki insan kaynaklarının, nitelikli insan kaynaklarının sahip olması gereken özellikler ve bunlara bu unvanları alabilmek için nasıl bir eğitim sistematiği ve sonrasında da nasıl bir ölçme değerlendirmeyle bu unvanları alabilecekleri konusunda da bir takım çalışmalar diğer taraftan yürüyor. Şimdi uygulamalı bir eğitim alanı turizm baktığınız zaman ve altında sizin de ifade ettiğiniz gibi çok farklı uzmanlık, alt uzmanlık alanlarını da barındırıyor. O yüzden uygulamalı bir alan olması biraz daha farklı bir şekilde konumlandırmamızı da sağlıyor.
Bir akreditasyon sürecinde ne gibi ölçütlerin olduğundan siz bahsettiniz. Aslında belki ikinci kısımda bundan biraz daha farklı şekilde bahsedeceğim ama özellikle nitelikli insan kaynağını yetiştirecek olan ya da yetiştirmesini beklediğimiz yüksek öğretim kurumlarında, fakültelerde, yüksek okullarda ve ilgili programlarda yeterli sayıda ve nitelikli insan kaynağının olması, alandan insan kaynağının olması son derece önemli. Bu da aslında bir akreditasyon sürecinin de olmazsa olmaz girdilerinden bir tanesi. İyi bir altyapı, teknik donanım hiç kuşkusuz. Ve bununla bütünleşecek olan bir diğer husus da eğitim planı, müfredatın ne olduğu. Çünkü Muzaffer Hocam da bahsetti. Burada olmazsa olmaz hiçbir şekilde ödün veremeyeceğimiz bir konu var ki o da yeterlikler ve yetkinlikler. Yeterlikler ve yetkinlikleri tam olarak kazandırabilmek için mezunumuza bu bahsettiğim girdilerin en azından eksiksiz olması ya da tama yakın olması gerekiyor ve bekleniyor. Tabii ki sürecin nasıl işletildiği ve bunun amaca uygun olarak nasıl anlamlandırıldığı da bir o kadar önemli. Çünkü burada program çıktılarını ne kadar sağladığımız, sağlayabildiğimiz ve özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi programa özgü ya da disipline özgü bir takım alt ölçütlerinde özellikle turizm alanında ön lisans ya da lisans programı ile ilgili olan kısmı sağladıktan sonra hangi program olduğuna bağlı olarak da özellikle o programa özgü bir takım çıktılarının da sağlanması gerekiyor hiç kuşkusuz ve mezuniyet sonrasında 2 yılın sonrasında ön lisans için ya da 4 yılın sonrasında da lisans mezunlarının sağlaması beklenen öğrenme çıktılarını, öğrenme kazanımlarını farklı şekillerde de isimlendiriliyor. Bir şekilde bu sağlanmadığında güvence altına alınabilmesi lazım. Burada bir diğer husus da aslında eğitim amaçları olarak tanımlanan ve siz mezun verdikten sonra sektörde kazandıklarıyla aldığı deneyimlerle birlikte bunları nasıl şekillendirdiği, konumlandırdığı ve geçen süre içerisinde de nasıl bir konuma eriştiği, ulaştığı. Tabii bunu eğitim veren kurum kuruluşların programları bir şekilde tanımlaması, öngörmesi gerekiyor. Ve sadece mesleki bilgi ve beceriler değil tabii ki burada hiç kuşkusuz. Bir dünya vatandaşı olmanın, yine Muzaffer Hocam çok açık bir şekilde ifade etti. Benzerini tekrarlamayacağım. Ama sürekli değişen, gelişen dünyada bir yer edinebilmesi, varlığını gösterebilmesi, istihdam edilebilirliğine güvence altına alması ve önünün açılabilmesi için diğer mezunlardan, yarıştığı mezunlardan farklı bir konumunun, farklı bir statüsünün olabilmesi gerekiyor. Burada da tabii kurumlara, özellikle yüksek öğretim kurumlarına, fakülte ve yüksek okullara ve programın kendisine de çok büyük bir görev düşüyor hiç kuşkusuz sahiplenme anlamında. Çünkü akreditasyon ölçütlerinden bir tanesi de kurumun ne kadar sahiplendiği, onu da görmeye çalışıyorsunuz çünkü. Birimin buna ne kadar sahiplendiği ve programı. Çünkü bazı soft beceriler hakikaten programın kazandırabileceği ötesinde bir takım işbirlikleri, dayanışmayı ve desteklenmeyi de gerektiriyor. O nedenle bir bütün bu, yani kurumsal anlamda bir bütün ve süreklilik, sürdürülebilirlik tabii hepsinin ötesinde bu anlamda baktığımızda. Yine Muzaffer Hocam bahsettiği aslında çok özel bir dönemden geçiyoruz. 2019-2020 bahar yarı yılı ortasından itibaren pandemi dönemi tüm dünyayı etkiledi, tüm eğitim sektörünü etkiledi, tüm sektörleri etkiledi hiç kuşkusuz. Sağlık ve eğitim bunların başında geliyordu ve sonrasında tabii ki turizm, üretim sektörü etkilenen tüm diğer sektörler arasında daha belirgin bir biçimde de öne çıktı. Bir takım önlemler alınmaya çalıştı tabii ki. 6-7 haftayı uzaktan dersleri vererek bir şekilde yönetmeye çalıştı tüm yükseköğretim kurumları. Ve tabii K12'ler de benzer bir süreci yürüttüler, yönettiler. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
aslında iki gündür, dün ve bir gün ondan bir gün önce İstanbul Aydın Üniversitesi'nde uzaktan öğretim konusunda yüksek öğretim alanındaki deneyimlerin paylaşıldığı çok güzel bir çalıştay da vardı, keyifli bir çalıştay. Aslında sorun hemen hemen her kurumda aynı. Yaklaşım şekli ya da çözüm üretme, olaya yaklaşma biçimlerinde bir miktar farklılıklar olduğunu çok rahatlıkla gözlemleyebildik. Diğer toplantılarda da benzer durumların söz konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü insan faktörü her yerde insan faktörü, öğrenci her yerde öğrenci, dünyanın neresinde olursa olsun ve öğretim elemanları tarafı, akademik kadro tarafı da benzer bir durumda. Bir yandan tabii ki sağlık endişesi, ne olacağını bilememe, çünkü dönem dönem bir takım şeylerden geçtik. Tüm hocalarımız muhtemelen doğrulayacaktır. Çünkü hiçbirimiz bu konuda deneyimli değildik. Bu süreci nasıl yürütülmesi, yönetilmesi gerektiği konusu. Hocalar alışkın değildi uzaktan ders anlatmaya, her ne kadar tecrübeleri de olsa. Öğrenciler hazırlıklı değildi bu şekilde bir şeyleri öğrenmeye, anlamaya. Ama acil uzaktan öğretme dedik, öğrenim dedik. Tam bir uzaktan öğretim değildi yaptığımız. Çünkü yüz yüze vermeye alışkın olduğumuz ders içerikleri, yaklaşımlarını uzaktan bir şekilde büyük bir heyecanla, bir şeyleri eksik bırakmamak adına tamamlamaya çalıştık. Tabii ki teorik derslerde bunu yapabilmek daha belki kolaydı ama uygulama anlamında yapabilmek, biraz daha farklı bir takım yaklaşımların gündeme getirilmesini, değerlendirilmesini gerektiriyor idi. Ama şu anda önümüzdeki akademik yıl daha farklı bir durumda bizi bekliyor. Öğrenciler büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyor durumun ne olacağını, tamamen yüz yüze mi yoksa uzaktan şeklinde mi? Tabii burada ödün vermememiz gereken husus, hiç kuşkusuz istenen yetkinlikleri, istenen becerileri kazandırabilmek ve bunun için de üniversitenin genelinde alınacak bir topyekun bütün programlara ilişkin tek bir kararın ötesinde program özelinde bunların bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Ki üniversitemizde biz böyle yaptık. Bazı programlar var ki ben bu yetkinlikleri ve becerileri tamamen uzaktan da bir şekilde verebilirim şeklinde değerlendirmeleri oldu ama bir kısmı karma ya da hibrit dediğiniz, yani hocanın derslikte anlattığı ama katılabilecek olan öğrencilerin gelerek, katılamayacak, yüz yüze sınıflara gelemeyecek olanların uzaktan izlemesi normalde dersin yapıldığı bir sistem. Diğer taraftan bu ikisinin de hiçbir şekilde yeterli olamayacağı üçüncü yaklaşım, ki bu bütün öğrencilerin mutlaka kampüste birebir gelerek bu yetkinliği ve beceriyi birebir ya hocasıyla birlikte çalışarak ya grup halinde çalışarak, yaparak, deneyerek, bizzat işin başında olarak laboratuvar, atölye çalışmaları, proje çalışmaları şeklinde yürütülmesi gerektiği. Bu yüzden belki yine turizm alanı içinde bunu biraz daha alana özetleyecek olursak, indirgeyecek olursak, muhtemelen benzer bir yaklaşımın, benzer bir tutumun herhalde turizm alanında da olması gerektiğini ben salık vermek istiyorum. Tabii ki burada sağlık ve sağlıkla ilgili güvenlik tedbirleri olmazsa olmaz, hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğimiz bir olgu. Onu güvence altına alabilmek, sürdürülebilirliğini sağlamak. Çünkü öğrencilerimiz de, hocalarımız da bizler için çok kıymetli ve değerli. Ama bir taraftan da tabii ki tam sağlık hali, sağlıklı olma hali, ruhsal, bedensel ve sosyal anlamda sağlıklı olmak şeklinde tanımlıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün, bunun hekimlerin yaptığı tanım. Dolayısıyla bir yandan öğrencilerin beden sağlığını, fiziksel sağlığını korurken ruh sağlığını ve sosyal anlamdaki sağlıklarını da dikkate alarak belki planlamaları yapmak gerekiyor. O yüzden şu anda da üniversitelerimizin, yüksek öğretim kurumlarımızın işi de
hiç kolay değil. Herkes bir şekilde bir sonraki dönemi planlamaya çalışıyor. Herkes birbirinin ne yaptığına bir şekilde deneyim paylaşımı anlamında anlama ve dinleme şeklinde bir süreç izliyor. Vakıf üniversiteleri daha farklı planlıyor. Devlet üniversitelerinin bakışı daha farklı. Tabii ki öğrencilerin konaklama, sağlıklı koşullarda konaklayabilmelerini de sağlayabilmek burada olmazsa olmaz koşullardan bir tanesi. Çünkü baktığınızda yükseköğretim sisteminde öğrencilerin büyük bir çoğunluğu farklı kentlerde yaşamlarını, kalıcı yaşamlarını idame ettiren, sadece yükseköğretim alabilmek için, üniversite yaşamı için şehir değiştiriyor. Dolayısıyla ailesinden uzak konaklama ihtiyacı da söz konusu. O nedenle biraz pandemiyle de bağlayarak belki eğitim öğretim kalitesinde neleri beklediğimizi de ifade etmeye çalıştım. Biraz süremi de aştım galiba, 7-8 dakika demiştiniz ama şimdilik ben isterseniz nokta koyayım burada ya da noktalı virgül. İkinci tur için tekrar sorularınızı alarak devam edelim. Tuncay Hocam teşekkür ediyorum. Eğitimle ilgili olarak genel bir çerçeve çizdiniz. Şimdi turizm eğitimini konuşuyoruz. Bu pandemi süreci gerçekten hem turizme hem de eğitime çok ciddi darbe vurdu ama tabii bu çok uzun yıllar devam edecek değil. Elbette ki işte bu aşı, ilaç vesaire çalışmaları sona erdikten sonra geçmişteki salgın hastalıklar gibi bu da sona erecek. Bizim şimdiden bu süreçte özellikle turizm eğitimini nasıl yapılandıracağız bu konuyla ilgili olarak görüşleriniz çok önemli. Teşekkür ediyoruz. İkinci konuşmacımız Sayın Firuz Bağlıkaya. Sayın Başkan hatta mı? Merhaba, hattayım. Dinliyorum, duyuyorum. Sayın Başkanım, seyahat halindesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yani Seyahat Acentaları Birlik Başkanı'nın seyahat halinde olması kadar doğal bir şey yok tabii. Bir de şu var başkanım. Nasıl hocalarımız okullarda biz de yollardayız. Artık işten kaçış yok başkanım. İnternetin olduğu, teknolojinin olduğu her yerde iş toplantı. Allah'tan kaçış yok. Kaçmaya niyetimiz olmadığı için bunlar hep engel oluyordu. Şu anda Allah'tan her yerden katılabiliyoruz. Bir de tabii bu pandemi sürecinin bize öğrettiği de bir şey oldu. Eskiden bu tür katılımlar yadırganıyordu. Yani olduğunuz yerden katılıyordunuz. Şimdi artık herkes de bu durumu kanıksadı. Biz de işimize ara vermeden devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Çok güzel bir şey oldu. Yani resme uygun bir Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı'nı seyahat halindeyken yakaladık panelist olarak. Bu da gerçekten güzel bir tablo oldu. Sayın Başkanım, şimdi ilk turu başladık. Biraz önce Tuncay Hocam genel olarak eğitimin genel çerçevesinden bahsetti. Sizden bundan sonraki üç konuşmacımız turizmin üç önemli bileşeni seyahat, konaklama ve turist rehberliği. Sizden seyahat acenteleri perspektifinden turizmin durumunu şöyle bir 5 dakikada özetlemenizi ilk turda rica ediyorum. Soru cevap kısmı var. Orası da çok önemli. Çok sayıda soru geleceğini tahmin ediyorum. Tamam. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Öncelikle bu Çalıştay'ın düzenlenmesinde emeği geçen akademik camiamızın tüm temsilcilerine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Türk turizminin en önemli gücünü tarih, doğal güzellik ve kültürel zenginliklerimizin yanında turizm alanında sunduğumuz hizmet kalitesi oluşturuyor biliyorsunuz. Bu hizmet kalitesini daha üst seviyeye çıkartacak, nitelikli turizm çalışanlarının sayısını artıracak olan da şüphesiz bu alandaki eğitimin güçlendirilmesi olacak. Bu bakımdan bu Çalıştay'ın bu yönde atılacak adımlar için önemli bir yol haritası oluşturmasını temenni ediyorum. Böyle başlayayım. Turizmin mevcut durumuyla ilgili kısa bir bilgi verecek olursak önce dünyadan başlayalım. Dünya ve Türkiye turizmi çok zor bir süreçten geçiyor. Yani seyahatler yavaş yavaş açılsa da hala zor süreç devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle dünya turizminde daha önce yaşanmayan ölçekte bir gerileme yaşanıyor maalesef. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2019 yılında dünya genelinde uluslararası seyahat sayısı 2019 yılında %3.8 oranında büyüme göstererek 1 milyar 462 milyon seviyesine ulaşmıştı. Pandemi nedeniyle 2020 yılında uluslararası turizm %80'lere varan oranda daralma yaşanması bekleniyor tüm yıl bazında bakıldığında. Dünya Turizm Örgütü Turizm Barometresi verilerine göre seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık dönemde uluslararası seyahat sayısında kaydedilen toplam düşüş %56.
Yani bu oranların rakamsal karşılığı ise seyahat sayısında 300 milyon civarında bir düşüşe tekabül ediyor bu. Uluslararası turizm gelirlerinde de 320 milyar dolarlık bir gerileme anlamına geliyor sadece bu ilk 5 aydaki durum. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan değerlendirmeye göre COVID-19'un turizm sektörüne verdiği zarar 2019 yılındaki küresel ekonomik krizin sektörümüze verdiği zararın 2009'daki zararın neredeyse 3 katı. Dolayısıyla durumumuzu böyle bir dünya ölçeğinde biraz daha geniş açıdan bakarsak, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi yine World Tourism Council yaptığı araştırmaya göre pandemi öncesinde dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarındaki nitelikli personel açığı yaklaşık 15 milyon civarındaydı. Pandemi nedeniyle dünya genelinde turizm sektöründe 197 milyon kişinin işini kaybedeceği öngörülüyor biliyorsunuz. Yine pandeminin küresel gayri safi yurt içi hasılada yol açacağı kaybın ise 5,5 trilyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Yani yaşanan bu süreçte ülkemiz turizmi de son derece olumsuz etkilendi. Dünyada durum buyken ilk 6 aylık dönemde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısında %75'lik bir düşüş kaydedildi. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle ikinci çeyrekte misafir ağırlayamadığımız için Mart'tan sonraki çeyrekte Mart-Haziran dönemi turizm gelir verileri daha açıklanamamış vaziyette ama 2020 sonunda turizm sektöründe %70-80 civarında bir düşüş bekliyoruz. 2020 yılı Türkiye'nin turizm gelirinde 8 ila 10 milyar dolar civarında kalacağını öngörüyoruz. Hani bunlar şu anki hızla devam ederse ki öngörülerimiz ama hiçbir şey öngörülemiyor bu dönemde bildiğiniz gibi. Yani İngiltere İspanya'ya aniden bir çıkartma yaptı. Çok ciddi 18 milyon turist gönderiyor İngiltere İspanya'ya. Bir anda testsiz ve karantinasız gelinmeyeceğini açıkladılar. Durdu her şey. Yani ülkemizin de başına inşallah böyle bir şey gelmez. Bu şekilde devam ederse ki rakamlarımız bu. Turizmdeki gerileme turizm istihdamında da kendisini gösteriyor tabii. 2019 yılı Mayıs ayı itibariyle ülkemizde hava yolu, konaklama, yeme içme, seyahat acenteleri, eğlence, dinlence faaliyetleri alanında istihdam edilen personel sayısı yaklaşık 1,2 milyon seviyesine civarındaydı bu. 2020 yılının aynı döneminde bu sayı 967 bine düşmüş durumda. SGK tarafından açıklanan istatistiklere göre 2019 yılında turizm sektörünün toplam istihdam içindeki payı %8,3 düzeyinde bulunurken 2020'de 6,9'a gerilemiş vaziyette. Artık adım adım normalleşme sürecine geçmiş olsak da turizm alanında yaşadığımız kaybı bu yıl kapatma imkanımızın olmayacağı çok açık biçimde ortada. Dolayısıyla ülke olarak 2021 ve sonrasındaki yıllarda turizmde sağlam temeller üzerinde yükselen bir toparlanmayı hedeflememiz büyük önem taşıyor. Bunu sağlamanın yolu da dünyada gelişen turizm trendlerini yakından takip etmek ve misafir talepleri çerçevesinde tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle hizmet sunarak fark yaratmak. Böyle ancak hedefe gidebiliriz. XY kuşağının ardından Z kuşağı olarak adlandırılan yepyeni bir kuşakla karşı karşıyayız. Demografik yapıdaki değişimle beraber klasik tanıtım pazarlama arayışlarının yerini yeni dinamiklere bıraktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi iyi okuyacak, yeni nesil tatilcilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak turizm ürünlerini geliştirmeliyiz. Bu bakımdan reel sektörle akademik camianın bir bütün içinde hareket etmesi, aynı hedefe kilitlenmesi de büyük önem taşıyor hocam. Evet Sayın Başkan. Tabii Yani bu Türkiye'de şey verdiğiniz aslında. istatistik gerçekten evet şu 8,3'ten 6,9'a düşmesi toplam istihdam Evet. içerisinde turizm payının çok gerçekten önemli bir veri. Genel olarak zaten Dünya Turizm Örgütü'nün tahminleri çok ürkütücü turizmle ilgili ama tabii bu bir geçiş süreci. Mutlaka ve Evet. mutlaka bu pandemi sonrasında Türkiye'de turizm çok daha hızlı bir şekilde büyüyecektir, değil mi Sayın Başkanım? Tabii beklentimiz o yönde. İnşallah bu aşı, ilaç, hani tıbbi konular çözülürse biz 2021 yılının 2019'da bıraktığımız yerden yine rekorla devam edeceğini öngörüyoruz. Zaten açılır açılmaz da görüntü bu. Ben şu anda Antalya'dan yoldayım. Antalya-Alanya arasında yoldayım. Yani
Sevinerek söyleyeyim ki her 5 dakikada bir, 6 dakikada bir uçak iniyor şu anda. İniyor değil mi? Evet. Dolayısıyla hani başlayınca da gerçekten iyi başlıyoruz. Rakiplerimize göre avantajlı başlıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi en dinamik rakipler arasında en dinamik yapı Türkiye'de. En yeni tesisler burada. Evet. Hizmet kalitesi açısından bakıldığında rekabet edilebilecek bir ülke değil Türkiye. Yeter ki kısıtlamalar olmasın, ambargolar olmasın, Evet. sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşamayalım. Biz aynı şekilde bu sene ölmeden yaşamaya çalışıp nefes alarak İnşallah, inşallah, inşallah inşallah sevgili. senenin sonunu bulursak İnşallah. önümüzdeki sene bir aksilik yaşamaz. Bir de 2019'u bir sene geriden geliyor olacağız. Hepsi olacak inşallah. İnşallah. 2020 kayıp yıl olarak geçecek kayıtlarımıza. 21'de de tekrar rekorlarla devam edeceğiz. Böyle umuyoruz, böyle görüyoruz. Motivasyonumuz bu yönde. Sektör olarak da gerçekten sahada hazırız. Herkes hazır, herkes ne yaptığının bilincinde. Ülke ekonomisi için turizmin ne kadar önemli olduğunun herkes bilincinde. Dolayısıyla böyle bir ekip ruhuyla herkes görevinin başında. Sayın Başkanım, ilk turda teşekkür ediyoruz. Biraz sonra kısa bir soru daha soracağım. Orada herhalde şu anda durdunuz. Ben Bağlantı. durdum, biraz yola devam edeyim ama ya internet kesilir korkusuyla durdum ama ülkemizde inşallah bu 4,5G reklamlardaki gibi çalışıyordur. Gayet güzel, gayet güzel. Hiçbir sorun yok başkanım. Ben şimdi Turist Rehberleri Birliği Başkanı Sayın Suat Tural Bey'i almak istiyorum. Suat Tural Bey hatta herhalde. Suat Başkan? Suat Bey'in sesini Hop. alamıyoruz. Şu anda gayet güzel. Suat Başkan, buyurun. Tamam. Suat Başkanım, size de yine aynı şekilde bir turist rehberleri perspektifinden Türkiye'deki turizmin durumunu ve geleceğine ilişkin bize bir resim çizerseniz bir 5 dakikalık süre içerisinde sevinirim. Buyurun başkanım. Tabii ki. Öncelikle ben de Firuz Başkan gibi sizlere, değerli akademi camiasına çok teşekkür ediyorum. Tuadere Tura'a, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'na böyle bir çalışmayı düzenlediğiniz için. Gerçi biz zaten Tuader'le de Turak'la da çalışmalardayız. Bu akreditasyon kurulunun içinde diğer bütün kurumlarımız gibi aktif olarak yer alıyoruz. Onlardan da ayrıca bahsederim ama sorunuza dönecek olursak bu soruya şu anda burada bulunan katılımcılardan, panelistlerden herhangi birinin çok da pembe bir tablo çizemeyeceğini bir kere belirterek girmek lazım. Çünkü bir kere 2019'dan başlayarak şunu söylemek lazım. 2020'de herkes ama herkes hepimiz rekor üstüne rekor bekliyorduk. Otelcisinden acentecisine, efendim rehberinden işte ne diyelim lokanta eğlence yerleri işletmecilerine kadar hepimiz bir rekor bekliyorduk. Rekor üstüne rekor bekliyorduk. Çünkü bütün göstergeler o yöndeydi. Birçok meslektaşımızın daha sezon başlamamış olmasına rağmen Nisan, Mayıs ayları, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları neredeyse tamamen doluydu. Ve çok güzel bir ülke olarak çok iyi bir turizm geliri bekliyorduk bu yıl. Ama tabii işte bu pandemi bütün hesapları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bozdu. Ve bir anda biz Mart ayıyla birlikte turist rehberleri olarak %100 işsizlikle karşı karşıya kaldık. Yani %100 işsizlik yaşadık. Bu da ne zamana kadar devam etti? Haziran'ın sonuna kadar, Temmuz'un başına kadar devam etti. Şimdi peki %100 işsizlikten nereye geldik? Onu da söyleyeyim. İşte %90 işsizliğe geldik. Şu anda bir hareketlilik var. Özellikle işte var olan hareketlilik sadece iç pazarda denilebilir. Bu da ancak belki %95, hani %5'lik bir hareketlilik sağlıyor rehberler açısından bakarsak. O da ancak belki dediğim gibi bu oran daha da düşürülebilir ama daha yukarı çıkartılamaz. Yani
belki bir %1'lik orandaki arkadaşımız çalışıyor. %1 ile %5 arasındaki orandaki arkadaşımız çalışıyor. Ama kesinlikle daha fazla bir oranda çalışan meslektaşımız şu anda yok. Tabii bu da çok ciddi bir iş sıkıntısıyla birlikte geliyor doğal olarak. Ve ciddi bir darboğazla karşı karşıya kalmış durumdayız. Bu süreci atlatabilmek için bizim birlik olarak da girişimlerimiz oldu. Biliyorsunuz sektörel girişimlerimiz oldu. Aynı zamanda işte yine bütün sektör temsilcilerinin yer aldığı Turizm İstişare Kurulu vasıtasıyla da yine girişimlerimizi gerçekleştirdik. Ve hani belli destekler edindik en azından. Şimdi ya kadar yaşanan durum bu. Bundan sonrasında ne olacağı konusuysa daha büyük bir önem taşıyor. Şöyle bir Avrupa, ben yine Avrupa'da turist rehberlerinin bu süreçte, pandemi sürecinde nasıl çalışması gerektiğini belirleyen, bununla ilgili bir rehberlere online ve sürekli 7/24 erişebilecekleri konumda bir pandemi eğitimi hazırlayan tek meslek birliğiyiz aslında. Dünyadaki diğer meslektaşlarımız bu süreç işi nasıl yürüyor? Hani az önce milyon bir anda İspanya'ya hücum edecek. Turist rehberlerini nasıl o olayları organize biz Türkiye'de bunu biliyoruz. Ve tabii bir adım da bu bizi öne geçirmiş oluyor. Ama yine de işte her 5-6 dakikada bir inen uçaklar yahut en azından önümüzdeki sürece dair yapılmak istenen harekatlar, operasyonlar ancak ve ancak hani sizlerin de bahsettiği gibi bir aşının, bir çarenin bulunmasıyla gerçekleşecektir. Dünya tarihine baktığımız zaman bunların daha önce atlatıldığını da görüyoruz. Yani işte geçen gün Sağlık Bakanımız da bir örnek vermişti. Ne diyor? Her pandemi bir gün mutlaka son buluyor. Bir gün COVID'in de bu pandeminin de sonu olacak. Biz o zamana nasıl hazırlıklı olacağız? Türk gibi başlayıp Alman gibi devam ettirip İngiliz gibi bitirmemiz lazım. Evet, çok girişken, çok hızlı pozisyon alabilen bir kültüre ve özellikle sektörel olarak, endüstri olarak, turizm endüstrisi olarak çok hızlı tepki verebilen bir yapıya sahibiz. Acentelerimizle, otellerimizle, bütün işletmelerimizle ve işte rehberlerimizle birlikte bu yapıya sahibiz biz. Ama bunu işte aynı disiplin içerisinde devam ettirip ettiremeyeceğimiz önemli. Ve maalesef burada şununla karşılaşıyoruz. Şimdi genel olarak tüm dünyada yaşandığı gibi 1 Haziran itibariyle Türkiye'de de bir yeni normalleşme sürecine geçişi yaşadık ve tahmin ediyorum beklenenden çok daha önce vakaların artışlarıyla karşı karşıya kaldık. Hani bu ikinci dalga gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları arasında öyle görünüyor ki aslında şu anda ikinci dalgayla karşı karşıyayız bu kadar vaka artışı yaşandığı zaman. Evet, işte yine Türk gibi başladık ama pek o Alman disipliniyle devam ettirmiyoruz gibi gözüküyor. Öncelikle biz buna sektör olarak bir kere bütün yine paydaşlarımızla bir bu Alman gibi devam ettirme mevzuna, o disiplin mevzuna katkıda bulunmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? İşte acentelerimiz yaptıkları turlarda mutlaka katılımcı sayısına dikkat edecekler. Efendim işte her bir katılımcının mutlaka maske takması, aynı şeyler otellerimizde de mutlaka uygulanacak. Bunu ancak uyguladığımız takdirde, görünen o ki bunlara, bu kurallara uyduğumuz takdirde bir geleceğimiz ya da daha hızlı bir toparlanma ihtimalimiz
olabilir. Eğer bunlara uymaz ve disiplinden yoksun bir biçimde bu işi devam ettirirsek, bunca hazırlığa rağmen bu lanetten diyelim artık, lanetten son kurtulan ülkelerden biri olursak, istediğimiz geri dönüşü cevabı beklediğimiz kadar hızlı alamayabiliriz ve bizim için bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek belki de en büyük problem bu olacaktır. O yüzden burada bütün endüstri olarak disipline bağlı kalacağız ve bu işlerin, yani turizmin, ki aslında biliyoruz hani turizm bir lükstür bir taraftan da bakacak olursanız. Evet, ihtiyaçtır ama diğer taraftan lükstür. Bunun devam edebilmesi adına bizim bu organizasyonların, bu etkinliklerin, bu konaklamaların, bu gezilerin, bu denizlere gitmenin sağlıklı bir biçimde yapılabileceğini ispat etmemiz gerekiyor. Bu ispata muhtacız şu anda. O yüzden hani eğer ki bunları başarabilirsek, her zaman olduğu gibi Türk turizmi tekrar şahlanacaktır. Yine dünya turizminde artık ben ilk onu da bir hedef olarak görmüyorum. Mutlaka ve mutlaka ilk üçteki diyelim, hani birinci demek çok böyle belki şey karşılanabilir ama dünya turizminde ilk üçteki, en kötü ihtimalle ilk üçteki yerini alacaktır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ederim. Tabii çok bu sahip olduğumuz çok ciddi değerler var. İnsan kaynağımız var. Zaten çok dinamik bir toplumuz. Bu elimizdeki avantajlarla bizim bunu ilk üçe girerek dünya turizminde değerlendirmemiz mümkün. Ben de size tamamen katılıyorum. 2019'da biraz önce bahsettiğiniz gibi %100 olan turist rehberi istihdamı 2020 senesinde bütün turların iptal edilmesiyle %0'a düştü. Tabii bu ekonomik anlamda da bir ciddi bir soru işareti oluşturdu. Umuyoruz ki en kısa zamanda bu illetten, biraz önce sizin lanet diye tabir ettiğiniz diye bundan kurtulacağız. Ve bahsettiğiniz o ilk üçe girmek dünya turizminde, o hedefe ulaşacağız. Ben şimdi sözü... Müsaade ederseniz çok ufak bir şey eklemek istiyorum hocam. Şimdi bu %100 işsizliğin turist rehberliği açısından, serbest meslek olarak yürütülen turist rehberliği açısından karşılığı daha büyük bir sonuca götürüyor aslında bizi. Götürdüğü sonuç da şudur. Az önce bahsettiğiniz hani nitelikli insan, insan kaynağı. Şimdi biz sizler akademisyenler olarak ne kadar zor koşullarda ve ne kadar aslında üstün bir eğitimle turist rehberi olunduğunu biliyorsunuz. Ve meslektaşlarımız bu sektörden, bu mesleklerinden doğal olarak kazançlarını sağlayamadıkları takdirde en üzücü noktaya gidiyoruz işte. Nitelikli iş gücü kaybını yaşıyoruz. Yani burada kalmaları için, bu sektörde, bu endüstride kalmaları için turist çaba göstermemiz gerekiyor. Bir sebep kalmıyor. Evet. Hem onların çaba göstermesi hem de bizlerin onlara bir yol açması gerekiyor. Bizim birlik olarak yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de eğer başarılı olursa bu istihdamı en azından bu süreç içerisinde sağlamak olacak. Buna çaba gösteriyoruz şu süreçte. Peki, teşekkür ediyorum başkan. Nitelikli insan kaybetmememiz gerekiyor. Kaybetmemeyiz. Kesinlikle çok haklısınız. Çok haklısınız. Ki turizme yönelen birçok toplum turist rehberi ihtiyacını karşılamak için çaba gösteriyor. Biz de bu yetişmiş insan gücümüzü kaybetmemeliyiz. Çok haklısınız. Osman Başkan hattaysa son olarak, dördüncü konuşmacı olarak Osman Başkan'a söz vermek istiyorum. Osman Başkan'ın evet, hattayım. Sayın Başkanım. Osman Başkan, Dünya Turizm Örgütü Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanlığı, daha öncesinde de Akdeniz Otelciler Birliği Başkanlığı ve aynı zamanda Odalar Borsalar Birliği Turizm Meclisi Başkanlığı gibi üst düzey, Türkiye'nin çok kritik görevlerinde bulunduğu turizmde. Bir anlamda aslında Türk turizminin hafızası ve kanaat önderleri arasında Osman Başkan.
Kendisinden turizmin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin 5 dakikalık şöyle bir genel bir resim çizmesini isteyeceğim. Buyurun Sayın Başkanım. Öncelikle sizin şahsınızda bu organizasyonu yapan herkese teşekkür etmek istiyorum Muharrem Hocam. Katılımcıların hepsine de önce günaydın, sonra da merhaba demek istiyorum. Tabii çok zor bir süreçten geçiyoruz. Benden önceki tüm değerli konuşmacı arkadaşlarımız Firuz Başkan, Suat Başkan, Sayın Hocam değerlendirmelerde bulundular. Ben tekrara çok fazla girmek istemiyorum. Rakamlara da çok fazla girmek istemiyorum ama genelde şöyle bir çerçeve çizmekte de fayda var diye görmek lazım. Tabii ki iyimser olmak bizim sektörün yapısında var. Biz hayal sattığımız için bizim hiçbir zaman umutlarımız bitmez. Sürekli her gün yeni bir umutla uyanırız. İşlerimizin daha da iyi olması, geleceğimizin daha da iyi olması anlamında bunu da kaybetmemek lazım. Bizim en önemli şeylerimizden bir tanesidir bu. Ama var olan bir durum var. Bunun da tabii ki tespitini iyi yapmak lazım. Sadece bir rakam söylemek istiyorum. Firuz Başkan'ı da teyit babında. Şu anda dünyada en çok kayıp yaşayan, bu salgın sürecinde en büyük kaybı yaşayan endüstri veya sektör anlamında baktığımızda turizm sektörü %70'lerin üzerinde dünya genelinde bir kayıp var. Bu kaybın telafisi de yakın bir gelecekte mümkün gibi gözükmüyor aslında. Bütün planlamaları, bütün bundan sonraki adımlarımızı aslında bu minvalde atmak lazım. Tabii ki biz gönlümüzde yatan aslan şudur. Bıraktığımız yerden devam etmek. Aslında bununla ilgili bir miktar sinyaller var mı? Var. Güvendiğimiz bir takım şeyler var mı? Var. Tabii ki biz dünyadaki destinasyonlar içinde en iyi fiyat hizmet kalitesini sunan destinasyonların başında geliyoruz. Bu bizim bugüne kadarki en büyük avantajımızdı. Bu avantajla da biz sayılarımızı zaten her yıl üstüne koyarak çok önemli noktalara geldik. Ve dünyadaki en rekabetçi ürünü sunan bir destinasyonuz bu anlamda turizm ürünü. Dolayısıyla bütün bunlar bizi geri dönüşte de son derece avantajlı konuma getiriyor. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Ama bu arada tabii şu gerçekleri de mutlaka görmek lazım. Dünya yeni bir dünyaya gidiyor aslında. Bunu iyi okumak lazım. Bunu iyi anlamak lazım. Ve bütün planlamaları da buna göre yapmak lazım. Firuz Başkan bir önemli bir şey söyledi aslında. Müşteri eğilimleri vesaire gibi bir iki konulara değindi ki yeni dünya düzeninde özellikle bizim sektörümüz anlamında baktığımızda da bu çok önemli bir hale gelecek açıkçası. Ve bizim buradan aslında bugüne kadar belki bu kadar hızlı koşmanın sonucunda yapmaya vakit ve fırsat bulamadığımız bir takım ev ödevlerimiz vardı. Bütün bunlar aslında bu süreç içinde tamamlama yükümlülüğümüz var. Geleceğin dünyasında ne önemli? Ürün yapısı ve tasarımı çok önemli. Burada da müşteri eğilimleri son derece belirleyici olacak. Siz bunlara göre ürün yapınızı dizayn etmek zorundasınız. Türkiye bu anlamda şanslı mı? Dünyanın en şanslı ülkesi. Anadolu, siz de belirttiniz Muharrem Hocam, varları çok olan bir bölge. Her şey burada var. Yani deniz, doğa, tarih, kültür, geçmiş medeniyetlerden kalan karmalar ve burası, bu coğrafya bir sentez coğrafyası aslında. Her anlamda bir sentez coğrafyası. Dolayısıyla siz bütün bunlardan son derece önemli ürünler ortaya çıkartabilirsiniz. Bütün dünyada bu ürünleri koşa koşa almaya gelebilir. Bizim oturup bu konuda çok ciddi kafa yormamız lazım. Kapasiteler çok önemli hale geliyor. Çünkü artık şuna ben eminim, geleceğin dünyasında süreklilik ve sürdürülebilirlik, doğa kavramı, eşik rakamlar kavramı son derece önemli hale gelecek. Biz bundan sonra, geçmiş yıllarda da çok konuşulurdu, nitelik, nicelik vesaire gibi kavramlar da vardı. Bu artık sürdürülebilirlik kavramıyla daha da bir önem kazandı. Hemen hemen sektörde ve tüm dünyada konuşan, sektörle ilgili konuşan herkes sürdürülebilirliğin altını çiziyor. Çünkü bu kavram
hem elinizdeki değerlerin devamlılığını, yerel halkın buna katılımını ve buradan bir ekonomik fayda sağlamasını içeren bir kavram haline geldi. Bu böyle bir bütünleyici bir kavram var, kapsayıcı bir kavram bu. Dolayısıyla bizim gelecekte buna çok dikkat etmemiz lazım. Ülkenin tüm sathını aslında hızlı bir şekilde turizm destinasyonu haline getirecek adımları atmak lazım. Biz bu süreci böyle devam değerlendirebilirsek bu bize çok büyük bir fayda sağlayacak. Salgının bittiği noktadan itibaren de biz biraz önce çok kıymetli arkadaşlarımın, başkanlarımın söylediği gibi biz bu süreçten en kazançlı çıkacak destinasyonlardan bir tanesi olabiliriz. Bunu yapacak güç var mı? Bunu yapacak kararlılık var mı? Bununla ilgili birikim var mı? Hepsi var. Bu ülke 40 yılı aşkın süredir bu sektörde önde koşan, dünyada önde koşan destinasyonlardan, ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla çok şey biriktirdi aslında. Bu biriktirdiği şeyleri de bir anlamda kaybetmemesi gerekiyor. Biz biraz önce Suat Başkanım da söyledi. En önemli biriktirdiklerimizden bir tanesi insan, eleman, nitelikli kişiler birçok alanda, sektörün birçok alanında son derece önemli bir insan kaynağı biriktirdik. Sermaye biriktirdik, tecrübe biriktirdik. Bütün bunların hepsi aslında bizim hem bugünümüzü kurtaracak hem de bizim geleceğimizi dizayn etmeye yetebilecek bir değerler manzumesi var elimizde. Dolayısıyla bunu biz bu süreçte doğru ve iyi kullanırsak bu bizi gelecekte dünyadaki en önemli destinasyonlardan bir tanesi yapacak. Suat Başkanı'nın iddialı bir hedefi vardı. İlk üçtü. Biz zaten o hedefi daha önceden Firuz Başkan da çok iyi bilir. İlk beş diyorduk biz. Ama neden olmasın, ilk üç de olabilir. Çünkü yeni dünya düzeninde şöyle yeni dünyada özellikle bizim sektörümüz anlamında şöyle bir tehlike var. Bunu kabul etmek lazım. İnsanlar bir yandan seyahat açlığıyla yanıp tutuşurken birçok geçmişte yaptıkları şey için özlem duyarken ama bir yandan da salgının insanların üzerinde bırakmış olduğu etkiden dolayı da her adımlarını birazcık çekinceli atacaklar. Bugün dünyada bizim sayılarımızdan çok daha farklı sayılarda misafir ağırlayan birçok destinasyon yavaş yavaş bu sayılarında törpülenmeler olacak. Bu ortaya çıkan kapasite açığının gideceği destinasyonlara ihtiyaç olacak. Dolayısıyla bu da bize yeni bir bulvar, yeni bir perspektif açar. Bir ama fırsat. Bütün bir fırsattır bu. Ama bütün bunların hepsi bizim var olan yapımızı geleceğe nasıl evrileceğimizi, eksiklerimizin ne olduğunu nasıl tespit edip bunları gidermenin yollarını bugünden artık hiç gecikmeden devreye sokup önümüzdeki süreci bu şekilde değerlendirebilirsek biz çok kısa süre içinde de biz çok farklı noktalara gidebiliriz. Hem kişi başı gelirlerimiz vesaire şeylerimiz son derece iyi noktalara gelir. Daha belki az sayılarla çok daha iyi noktalarda ülkemize daha çok fayda sağlayan bir turizm yapısına da tüm sektörü dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Benim şimdilik ilk açılışta söyleyeceklerim bu kadar Muharrem Hocam. İkinci turda gerekli şeylere, konulara tekrar gireriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Türkiye krizlere bu tür aslında hani pandemi gibi ciddi bir krizle ilk defa karşılaşıyoruz son yüzyılda ama Türkiye krizlere alışık. 2016 senesiydi zannediyorum. Yine Türkiye özellikle terördür işte ondan sonra bir takım uçak düşürme olaylarıdır, siyasi krizlerdir. Çok ciddi problemlerin yaşandığı 2016-2017 döneminde bir panel düzenlemiştik. O panele Alman Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Fiebig katılmıştı. Ona şu soruyu sormuştum ben. Yani gerçekten rakamlar çok kötü. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu Türkiye'ye nasıl bakıyorsunuz? Çok net konuştu. Yani Türkiye'nin hiçbir şekilde endişe duymasına gerek yok. Bu çok gelip geçici bir dönemdir. Fiyat performans oranı Türkiye'nin çok güçlüdür.
Dolayısıyla Türkiye'nin hiçbir şekilde endişelenmesine gerek yok. Biraz önce de siz benzer şeyleri söyleyince aklıma o Fibig'in konuşması geldi. Gerçekten biz çok zengin bir ülkeyiz, çok güçlüyüz. Şeylerimiz, güçlü önlerimiz çok fazla. Bu pandemi sonrasında da biz çok hızlı bir giriş yapacağız. Ben tamamen tüm konuşmacılara da bu yönde katılıyorum. En kazanç çıkacak inşallah destinasyonda Türkiye olarak biz olacağız. Şimdi ilk turumuzu tamamladık. İkinci turda kısa kısa cevaplar isteyeceğim sizlerden. Sonra da soru cevap kısmına geçeceğiz. Bu arada lütfen sorularınızı bu chat kısmından yazabilirsiniz. Emrullah Akçakaya, turizm sektörünün çok önemli profesyonel yöneticilerinden bir tanesinin sorusu var. O soru aslında çok kritik bir soru. Onu soru cevap kısmına saklıyorum. Neden akreditasyon? Akreditasyonun ne tür yararları olacak? O kısımda ona yanıt vereceğiz. Bunun dışında soruları olanlar da sohbet kısmından sorabilirler. Gerek Zoom üzerinden katılım sağlayanlar, gerekse YouTube'dan katılım sağlayan arkadaşlarımız sorularını yazabilirler. Biz buradan soruları panelistlere yönlendireceğiz. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. İkinci turda Tunca Hocam'la başlamak istiyorum. Kısa kısa sizden şunu istiyorum. Tunca Hocam, akreditasyon çalışması, bu akreditasyon sisteminin kurucu ekibinin içerisinde yer alan birisi olarak, bu arada Tunca Hocam duyuyor değil mi beni? Tabii duyuyorum. Evet hocam. Eğitim kurumlarında akreditasyonun istihdama ne tür bir etkisi olabilir? Yani Türk ülke genelinde ya da sistem genelinde bunu bize kısaca özetler misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ya da tam tersinden belki soruyu düzelteyim ben ya da ona cevap vereyim. Aslında akredite olan kurum kuruluşlardan mezun olanların diğerlerine kıyasla bir önceliği, bir ayrıcalığı olabilir mi? Ya da akreditasyon süreci nasıl bir ayrıcalık getirir sorusuna cevap vermek gerekirse, aslında bir miktar etrafında da dolaşmaya çalışmıştım bu sorunun. Tam direkt cevap vermiş olmasam da ilk turda. Tabii akreditasyon süreci aslında mezunların kazanımlarının güvence altına alınmasını sağlayan bir süreç. O nedenle bu süreç eğer kurumlar tarafından, programlar tarafından bir amaç değil bir araç olarak kullanılırsa mükemmel bir şey. Yani bundan şunu ifade etmek istiyorum. İçinin doldurulması, bunun tamamen akademik yaşama yansıtılması. Çünkü meşakkatli süreçler. Dolayısıyla ve bunun sürdürülebilir kılınması çok önemli. İnanılıyor olması son derece önemli. Bu şekilde olması durumunda da hiç kuşkusuz akredite olan programların ya da kuruluş düzeyinde, kurum düzeyinde düşünürseniz öncelikle ayrıcalıklı olduğunu ifade edebilmek mümkün. Diğer taraftan biliyorsunuz program akreditasyonu zorunlu bir durum değil ülkemiz açısından. Tamamen isteğe bağlı ama onu teşvik etmek için Yükseköğretim Kurulu son 4-5 yıldır akredite programları da kılavuzlardan yayınlıyor. Bunun anlamı tabii bir farkındalık yaratmak. Bu aday öğrenciler arasında farkındalık yaratmak, sektörde bir farkındalık yaratmak önemli. Ve ben memnuniyetle görüyorum ki TURAK olarak, TUADER olarak sektörle iletişiminiz, işbirliğiniz, birlikte hareket etme gücünüz pek çok diğer kurum kuruluşlar, akreditasyon kuruluşlarına görece çok daha iyi. Bu açıdan çok şanslısınız. Tabii bunun öneminin kavranmış olması, sektörde bir karşılık bulması önemli. İstihdam açısından bir yarar sağlayabilmesi için. Ama diğer taraftan da tabii programları yürüten, yöneten yükseköğretim kurumlarındaki hocalarımız, bölüm başkanlarımız, birim yöneticilerimiz, kurum yöneticilerimize de önemli bir sorumluluk düşüyor. Akredite olan bir programın gerçekten hakkının verilmesi ve mezunlarının bir akredite programdan mezun olduklarının ispatının farklılığının bir adım önde olduklarının bir şekilde gerçek yaşama yansıması gerekiyor. Eğer böyle olursa ben inanıyorum sadece turizm alanı için değil, aslında bu bahsettiğim tüm alanları içine alıyor, tüm
program akreditasyonu anlamında içine alıyor. Şu anda baktığımız zaman tabii Muzaffer Hocam da bahsetti. Son yıla kadar toplam program sayısı içerisinde son 2 yıla kadar %5, %6'lar civarında seyrediyor idi akredite olan program sayısı. Tümünü dikkate aldığımızda şu anda %10, %12'ler civarında. Yani turizm alanına eğer indirgeyecek olursak program sayısı açısından genelde büyük bir sayı var ama şu anda geçmiş 2,5 yıllık bir tarihiniz var, tarihçeniz var akreditasyon kurulu olarak. Ve sadece 7 tane farklı üniversite ve 8 tane program ile sınırlı. Tabii şu anda içinde bulunduğumuz pandemi nedeni muhtemelen bu süreci biraz sekteye de uğrattığını tahmin ediyorum. Öyle de görünüyor. Ve bir tanesi bunlardan ön lisans programı, 7 tanesi lisans programı ve 7 farklı yükseköğretim kurumunun da 3'ü vakıf üniversitesi, 4'ü devlet üniversitesi olarak görünüyor. O nedenle temennim muhtemelen bu konuyla ilgili farkındalığın, ihtiyacın hissettirilebilmesi önemli. Tabii farkındalık bir yere kadar belki tamam, evet bu önemli bir şey. Ama neden önemli olduğu ve bu süreci yaşamış olan, böyle bir deneyimi olan programların, kurumların da gerçekten inanarak bunu, bu deneyimleri paylaşması ve mezunlarıyla da bunun önemini, kıymetini bir şekilde hissettirmiş olması önemli. Bu hissettirildiği zaman da inanın hem yurt içinde hem yurt dışında tüm mezunların önü açılacaktır diye ümit ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başka sorular olursa da memnuniyetle çok teşekkür vermek. Ediyorum Tunca Hocam'a. Firuz Başkan hatta mı şu anda? Hattayım. Hala çalışıyor her şey. Seyahat halinde izliyorsunuz başkanım. Evet, seyahat halinde bilgi başkanım. Sayın başkanım. Şimdi sorum şu, yani 3 başkana da soracağım, acente, konaklama ve rehberlik perspektifinde. Turizm eğitim kurumlarından ne bekliyorsunuz? Nasıl mezunlar bekliyorsunuz? Seyahat özelinde yanıtlamanızı istiyoruz Sayın Başkanım. Şimdi hizmet sektör konuda yer alan turizmde tabii profesyonel iş anlayışı, nitelikli, güler yüzlü ve misafirperver personel son derece önemli. Turizm endüstrisinde personel kilit rol oynuyor biliyorsunuz hizmet ve bizim uluslararası anlamda rekabette de öne çıkartan en önemli unsurlardan bir tanesi de bu zaten. Farklı üniversitelerde Türkiye'de hani yanlış sayı rakam düzeltebilirsiniz. Turizm alanında ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitim gören 190 binin üzerinde öğrenci var diye biliyorum. Bu öğrencilerin üniversitede aldıkları eğitim sonrasında mezuniyetlerinin ardından sektöre kazandırılması da çok önemli. Yani bu işin eğitimini alan insanların da bu sektörde devam etmesini de sağlamamız gerekiyor. TÜRSAP olarak biz de turizm eğitimine önem veriyoruz. Ankara'da bir özel meslek lisemiz var. TÜRSAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Sektörümüze nitelikli personel istihdamı sağlamak için biz de çalışıyoruz. Hizmet veren, sektöre hizmet veren turizmcilerin mesleki anlamdaki bilgi birikimlerini artırmak için ayrıca TÜRSAP Akademi üzerinden eğitim faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. TÜRSAP Akademi üzerinden biletleme eğitimleri, satış eğitimleri, vize hizmetleri gibi, onların eğitimi gibi, online dil eğitimi gibi birçok eğitim çalışması yapıyoruz biz de elimizden geldiği kadar. TÜRSAP Akademi aynı zamanda üniversitelerimizin turizm ile ilgili bölümlerinde görevli akademisyenlerin danışmanlığında hizmetlerini bir yandan sürdürürken bu anlamda sektör ile akademik camia arasında da önemli bir köprü vazifesi de zaten görüyor. Baş döndüren hızla da gelişiyor dijital dünya biliyorsunuz. Bu dünyaya uyum sağlayabilmek için bununla ilgili dönüşüm çalıştayını, sağlık turizmindeki gelişmeleri ele almak için sağlık çalıştayını düzenledik. Kültür turizminde ülkemizin potansiyelini daha görünür hale getirmek için kültür sohbetleri dizisi gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yine pandemi nedeniyle büyük yara alan MAIS alanında da bir çalıştay planlıyoruz. Bunu da düzenleyeceğiz. Türkiye'yi uluslararası rekabette çok keskin biçimde yaşanacağı önümüzdeki dönem. Çünkü bundan sonraki dönem artık gerçekten 2021 çok ciddi rekabete sahne olacak. Çok
bütün ülkeler turizme ve turist girdisine, döviz girdisine daha agresif biçimde saldıracaklar. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte dünya genelinde turizm sektöründe yaşanan değişim ve dönüşüme ayak uydurmamızı sağlayacak nitelikli kalifiye personel yetiştirilmesi de çok daha fazla önem taşımaya başlayacak. Bu çerçevede atılabilecek adımlar birkaç tane söyleyebilirsek, sektörün tüm bileşenleriyle, yani çalışma anlamında söylüyorum, yapılan ve yapılacak çalışmaları takip etmemiz lazım. Yeni planlamalar yapılabilmesi için sektör temsilcileri, ilgili bakanlıklar ve akademik camianın katıldığı Ulusal Turizm Akademi Kurulu'nun kurulması lazım. Bunu bir çatı altında toplayabilmemiz lazım ve bu kurulun periyodik bir araya gelmesi çok önemli. Bununla birlikte yabancı operatörleri, zincir otel markaları, temsilcileri, yabancı ülke akademisyenleri, Türk turizmciler ve akademik camiamızın temsilcilerinin katılımıyla da düzenli olarak Çalıştay toplanması ve çok önemli. Sektörün ihtiyaçlarıyla akademik camianın eğitiminin aynı doğrultuda şekillendirilmesi, lisans sonrası süreçte yüksek lisans ve doktora çalışmalarında yeni nesil trendlerini inceleyen ve sektörümüze yol gösteren çalışmalar yapılması. Yani biz bir takım şeyleri hep sahada öğreniyoruz. Başkanlarım çok iyi anlayacaktır beni, sahada olan başkanlarım. Biz her şeyi yaşayarak öğreniyoruz, yanılarak öğreniyoruz. Dolayısıyla akademik çalışmaların da bu yönde aslında bize yol gösterici olması lazım. Şu anda birazcık terse işliyor trafik. Akademik camia tarafından yapılan tezlerin, araştırmaların, sektörün talep ve beklentilerini de dikkate alarak hazırlanması, müfredat oluşturulurken sektörümüzden de görüş alınması, dijitalleşen dünyaya uygun bir tanıtım ve pazarlama vizyonunun öğrencilere kazandırılması, turizm sektörü pazarlaması noktasında önem kazanan yapay zeka, sanal gerçeklik gibi uygulamalara ilişkin eğitimler verilmesi. Bunun yanında diksiyon, stres yönetimi, kriz yönetimi gibi alanlarda kişisel gelişimi sağlayacak çalışmaların yapılması yerinde eğitim uygulamaları olabilir. Yani özellikle kriz yönetimi ve stres yönetimi bizim ülkemiz için çok önemli. Yani biz sizin de konuşmanın başında söylediğiniz gibi aslında çok anlatmak gerekirse biz 5 yılda 3. krizi yaşıyoruz. Ve bu krizlerin ilk defa bu kriz bütün global anlamda kriz. Diğer krizler bizim krizlerimizdi. Yani onlar bizim çocuklarımızdı, bu herkesin çocuğu şu anda. Hani bu sefer biraz daha şanslıyız çünkü herkes yaşıyor. Dolayısıyla kriz yönetimi eğitimi çok önemli bizim ülkemizde turizmin devamı için. Mesleki anlamda ihtisaslaşmayı öne çıkartacak eğitim çalışması düzenlemesi, bu çerçevede MICE turizmi, sağlık turizmi, golf turizmi, kruvaziyer turizmi, gastronomi turizmi gibi birçok çeşidine yönelik pratik deneyimleri de içeren eğitimleri yoğunlaştırmalıyız. Değerli hocalarım, bizim muhakkak bunların bir kısmı zaten yapılıyordur ama hatırlatmak babından tekrarlamış olayım. Dil eğitiminin de turizme gelişimi hedefleyen pazarlar göz önüne alınarak dil eğitimlerinin yapılması lazım. Yani bir İngilizce, Almanca enflasyonu yaşıyoruz. Yani Suat Başkanım da katılacaktır. Rehberlerde de aynı durum, turizmcilerde de aynı durum. Yani yeni pazarlara göre bu işleri de tekrardan gözden geçirmemiz lazım. Bunun için de akademik çalışmalar, dünyanın turizminin nereye gittiği konuları gerçekten çok önemli. Konaklama testlerinde kalan misafirlere uygulanan anketlerde mevcut soruları belirlerken de çözüm önerilerini de geliştirebileceğimiz şekilde anketler de çok önemli birebir sahada. Dolayısıyla böylece toparlayabilirim. Devam edeceğiz diye kapanış veda şeyi yapmıyorum, cümlelerini kullanmıyorum. Devam evet, edeceğiz. Soru cevaplar olacak. Başka sorular. Böyle toparlayabilirim. Hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizin bahsettiğiniz konulardan elbette çok güzel noktalara ifade ettiniz. Yani ne tür bir mezun istiyorsunuz okullardan, nitelikler, yeterlikler konusunda. Ayrıca bir akademik kuruldan bahsettiniz. Şimdi Turizm Şurası'nda şura gerçekleştirilirken bir bilim kurulu oluşturulmuştu. Şöyleydi yapısı da. Yaklaşık 30 kişiydi. Bu 30 kişinin 15'i sektörden, kanaat önderlerinden, 15'i de akademik camiadan oluşmuştu.
O çok aslında iyi bir bilim kuruluydu. Bu Sağlık Bakanlığı yaptığı son pandemi sürecinin yönetilmesinde oldukça ciddi çaba sarf eden kurulun bir benzeriydi aslında. Bu kurulun devam etmesi ben turizm sektörü adına, turizm yönetim adına yarar sağlayacağını kişisel olarak düşünüyorum. Böyle bir kurulun ihdas edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz gibi araştırmalara Turizm Akademisi'nde çok sayıda araştırma yapılıyor. Bu araştırmaların sonuçlarının doğrudan sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak, ona yol gösterecek, sektöre önünü açacak araştırmalar olması lazım. Onun için özellikle sektör ve akademik camianın çok yakın olması gerekiyor. Yalnız şöyle bir durum var. Sizle de bunu telefonda görüşmüştük. Osman Başkan'la görüştük, Suat Başkan'la görüştük. Şimdi önce bir turizm istişare kurulu kuruldu. Şimdi bir turizm politikası oluşturulurken, turizm politikasını istişare ederken turizm akademik camiasından bir olmaması büyük eksiklik. Sonrasında bunu Bakan Bey'e de ilettik. Ondan sonra hocam, Bakan Yardımcısı... Hocam oradaki tek eksiklik o değil zaten. Yani rehberlerde yok. Sıkmayın o konuda. Biz de yokuz diyorsunuz. TÜRSEV olarak. Şimdi ben tabii akademik camianın dertlerini dile getiriyorum. Tanıtma ve Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu. Siz de başkanlarla görüştük. Akademisyen yok. Yani bu politikalarda mutlaka akademik bakış açısının içerisinde olması gerekiyor görüşlerin. Çok teşekkür ediyorum. Siz de bu konuya temas ettiniz. Hocam ben orada bir bizim Turizm İstişare Kurulu önerisinde o ekibin içinde akademisyen olması gerektiği, pazarlama konularında ve yalgı yönetimi konusunda akademisyen kadronun olması gerektiğini biz yazıyla, başkanlarım da teyit edecektir, talep ettik zaten. Yani sizin olmadığınız yerde de hakkınızı koruyoruz hocam, merak etmeyin. Hiç şüphemiz yok Sayın Başkanım. Biz zaten etle tırnak gibiyiz tüm STK'larla birlikte. Bilmiyorum, daha güzel olacak. Bizim amacımız Türkiye'nin daha iyi noktalara yelken açması, daha iyi olması turizm sektörünün amacımız o. Şimdi ben sözü Suat Başkan'a veriyorum. Sorular gelecek başkanım. Şu anda da seyir halindesiniz ve bağlantıyı bozmuyor anladığım kadarıyla seyir halinde olmanız. Sorularla rahatsız edeceğiz. Şu anda bozmadı. Sorunun cinsine göre bozabilir hocam. Başkanım, hattı kapatmak yok. Zor soru gelirse. Peki, teşekkür ediyoruz. Suat Başkanım, size geçiyoruz. Suat Başkanım, eğitim kurumlarından beklentiniz nedir? Nasıl mezunlar istiyorsunuz? Çünkü doğrudan akreditasyon bunu amaçlayan bir çalışma olduğu için ki sizlerle bu kriterleri birlikte çalıştık. Sizlerin görüşlerinizi bir 5 dakika içerisinde toplamanızı istiyorum. Buyurun başkanım. Hemen söyleyeyim. Ben doğrudan tabii Turist Rehberleri Birliği, Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı olarak turist rehberleri tarafından bakacağım işin. Bugün baktığımız zaman tüm Türkiye'de 60'ı aşkın turist rehberliği bölümü görüyoruz hocam. Bu Türkiye'nin ihtiyacının kat kat fazlasıdır. Birincisi bu. İkincisi temelde gördüğümüz ve çok önemsediğimiz bir problemimiz var. Dünyada eşi benzeri olmayan bir durum. Bunu da burada dile getirmek durumundayız. Şimdi gençlerimiz üniversite sınavına giriyorlar. Ondan sonra turist rehberliği bölümü seçiyorlar. Bu işi yaparken ön lisans da seçebiliyorlar, lisans da seçebiliyorlar. Ve bunların her ikisinin çıktısı turist rehberi. Hiç dünyada eşi benzeri olmayan bir durum. Yani kesinlikle. Ön lisanstan da edindiğiniz çıktının, yani hani sizler çıktı diyorsunuz ya, çıktının lisansla edindiğiniz çıktıyla denk olması düşünülebilir mi? Böyle bir program modeli yok. Yani o yüzden biz hani TÜREB olarak turist rehberliği konusunda no ön lisans, yes lisans diyoruz. Yani ön lisansları bir kere bir kapatmamız gerekiyor. Az önce referans gösterdiğiniz noktaya dönecek olursak, işte 2023 turizm stratejisine baktığımız zaman, Türkiye'nin 2023 turizm stratejisine baktığımız zaman 2023'te turist rehberliği alanında ön lisans kalmamış olması gerekiyor. Mesela bu bir stratejik belge ise,
ki öyle yazıyor üstünde. Şimdi mezunlar zaten biz bölüm mezunlarından veya bölümde okuyan öğrencilerden çok daha hızlı geri dönüş alıyoruz. Çünkü biliyorsunuz yurt içi uygulamalı eğitim gezilerini gerçekleştiriyoruz ve programın yarısında başarılı olduktan sonra bu gezilere katılabiliyorlar. Ve hatta bölümü kazanır kazanmaz bir gereklilik olan yabancı dil şartını yerine getirmek üzere YDS'ye ya da bizim düzenlediğimiz yabancı dil seviye tespit ve dil ekletme sınavlarına katılıyorlar. Maalesef burada başarı oranının biz ancak ve ancak kendi yaptığımız sınavlarda 1/3'te kaldığını görüyoruz. Bu hani çok büyük bir eksiklik. Nedenine gelince bir kere mevcut turist rehberliği programları farklı dil puanlarından, farklı puanlardan, affedersiniz, farklı puan türlerinden öğrenci alıyorlar. Yani yabancı dil puan türünden öğrenci de girebiliyor turist rehberliği bölümüne. Şeyden de girebiliyor, eşit ağırlıktan da girebiliyor. Şimdi bu sınavın özüne aykırı aslında. Bu da önemli ve çözülmesi gereken bir nokta. Bir araştırma yaptırdım. Bu yılki, 2019 yılındaki üniversite sınavı üzerinden bir turist rehberliği bölümüne girmek için, yani meslektaşım olacak bir genç arkadaşımın üniversite sınavında toplamda çıkartması gereken net sayısı 45 ve bunun sadece 11 tanesi yabancı dil. Ama yine akademik dünyaya, yine akademiden bir örnek vereyim. Kastamonu Üniversitesi Turist Rehberliği Bölüm Başkanı Canan Hocamızın yaptığı bir çalışmada dünya çapındaki turist rehberliği eğitiminde tek ortak nokta, yani en ortak nokta, en fazla öne çıkan ortak noktanın yabancı dil şartı ve yabancı dil eğitimi olduğunu görüyoruz. Şimdi maalesef biz bu yabancı dil koşulunu bir kere, yani bir numarayı yerine getiremiyoruz. Biz bunu yerine getirebilmek için teşekkür ediyorum. Sizlerle de ortak çalışmalar yaptık. İşte Turak çıktısında özellikle lisans bölümlerinde açık açık yazdık. Gerekirse dedik 4 yıllık lisans eğitimlerinde hani bir ön hazırlık konulması yabancı dil anlamında. Eğer bu yapılamıyorsa 4 yılda yanlış hatırlamıyorsam 1000 saate varan yabancı dil eğitimi şartını koyduk. Şimdi Firuz Başkan az önce istediği yabancı dil çeşitliliği konusunda çok haklı. Çok haklı, çünkü hani bir taraftan diyoruz ki şey yapacağız. Hani Türkiye'de turizmi 12 aya yayacağız. Bir taraftan da ancak ve ancak İngilizce eğitimiyle, hadi bilemediğiniz Almanca, Fransızca eğitimiyle, birkaç tane üniversitede Rusça, Çince eğitimiyle gidiyoruz. Olmuyor, dünya sadece bu dilleri konuşmuyor. Ben kendi adıma şunu gururla söyleyebilirim. Türkiye'nin ilk Arnavutça rehberi mesela benim dönemimde rehber oldu. Arnavutça ve biz bu coğrafyalara hani dost, kardeş, ülke coğrafyaları olarak bakıyoruz. Buralarda bu insanları yetiştirmemiz gerekiyor. İmkanlar ne kadardır onu da araştırmamız gerekiyor. Ama gerekirse biz bu imkanları sağlayabilmek adına birlik olarak destek vermeye hazırız. Şimdi yine kendi tecrübelerimizden yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Tabii turist rehberliği çok multidisipliner bir eğitim istiyor. Yani arkeolojisinden tutun da sosyolojisine kadar, efendim işte coğrafyasından tarihine kadar çok multidisipliner bir eğitim istiyor. Bu multidisipliner eğitimin verilebilmesi için, öğretimin verilebilmesi için doğal olarak öyle de kadro çıkıyor. Çünkü bize gelen öğrencilerde yaşadığımız bir diğer sıkıntı da şu oluyor ki maalesef yine turist rehberliğinin ABC'si diyebileceğimiz arkeoloji, sanat tarihi gibi alanlarda maalesef biz beklediğimiz ya da kendimiz turist rehberi olduğumuz zamandaki bilgilerimizle
karşılaştırdığımız zaman öğrencilerimizde eksiklik olduğunu görüyoruz. Adaylarımızda eksiklik olduğunu görüyoruz. Ha bu nedir? Zaman içerisinde, süreç içerisinde işte Firuz Başkan'ın söylediği gibi Osman Başkan'ın da mutlaka katılacağı gibi sektör içerisinde giderilebilecek eksikliklerdir. Ama burada bir akreditasyondan bahsettiğimiz için ve akreditasyonun tanımına baktığımız zaman hani standartları yükseltme amaçlı belirlenen standartlar bunlar sonuçta. O yüzden bu gibi noktalarda da çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bir de en önemli niteliği turist rehberinin biliyorsunuz grubu yönlendirmesi ve yönetmesidir. Yani sadece bilgi vermek, sadece efendim bir yabancı dil konuşmak bu yeterli olmuyor. O lider kişiliği, efendim işte diksiyonu, hareket, davranış, duruş, postür bu gibi şeyleri de öğrenmiş ve hani konuşma kültürünü, konuşma, tartışma demeyelim de konuşma kültürünü de yerine oturtmuş yetişkin nitelikli bireyler bekliyoruz hocam. Evet Sayın Başkanım çok Gönlüm. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Son derece yarar. Aslında konuştuğunuz, anlattığınız şeyler de akreditasyonun özü. Ne beklediğinizi sizlerle birlikte zaten yansıttık akreditasyon kriterlerini. Bu arada Sayın Emre Akçakaya'nın zannediyorum sorusunu da Suat Başkan yanıtlamış oldu. Çünkü sektörün beklentileri ne tür kriterleri içeriyorsa, mesela yabancı dil konusuna vurgu yapıldı hep. Biraz sonra Osman Başkan da yapacaktır tahmin ediyorum. Biz onu zorunlu hale getirdik. Asgari yabancı dil verilmesi gereken saat sayısını standart hale getirdik kurullar marifetiyle. Bundan sonra akreditasyon için müracaat edecek olan programlar o dil süresine, iki tane dil olacak burada, iki dil için asgari programlarındaki, müfredatlarındaki saat süresini güncellemeleri gerekiyor. İhtiyaca karşılık verme adına. Suat Başkanım çok teşekkür ediyorum. Şimdi Osman Başkanım, size de aynı soruyu soruyorum. Eğitim kurumlarından beklentileriniz neler? Nasıl, ne tür nitelikler, yeterlikler bekliyorsunuz? Sesimizi açabilir miyiz Osman Bey? Öncelikle bizim sektörümüzün şöyle bir özelliği var. Biz insana insanla hizmet ediyoruz. Dolayısıyla bizim en önemli değerimiz insan ve bu insan kaynağıdır aslında. Buradan başlamak lazım. Ve bugünkü şartlar altında da turizmin yapılıyor olması bizim için geleceğe bir yatırımdır. Onun için de sektörde şu anda görev yapan tüm çalışanların hepsine aslında öncelikle bir teşekkür etmek lazım. Bunlar bu ülkenin geleceği için gerektiğinde kendi sağlıklarını ve canlarını da ortaya koyan insanlardır diye düşünmek lazım. Bu arada da sağlık çalışanlarımıza da bir öncelikle bir teşekkür edelim. Bütün bu koşullar altında bizim sağlığımızı en iyi şekilde korumaya çalışıyorlar. Şimdi bu konu çok önemli bir konu. Birçok alanda olduğu gibi Türkiye'de turizm eğitimi konusunda da yeni bir modellemeye ihtiyaç var bana sorarsanız. Lütfen burada kimse alınmasın, şey yapmasın da, kızmasın da bana. Belki söyleyeceğim bir takım şeyler şey olabilir, incitici olabilir. Şimdi Türkiye genç insanların ülkesi. Dolayısıyla Türkiye'de ve tüm dünyada da biraz önce Firuz Başkan da istatistikleri verdi. Turizm sektörü genel anlamda hizmet sektörleri veya seyahat endüstrisi bütün bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde, yeme içme ağırlamayı da dahil ettiğimizde dünyada her yeni yaratılan 10 işten bir tanesini bu alanlar yaratıyordu. 2019 yılı istatistikleri böyleydi. Demek ki en önemli istihdam kaynağı olan alanlardan bir tanesi bizim bu alanımız. Türkiye'de de bu kadar genç insan var. Bu sektör önü açık, büyümeye de en açık, gelişmeye de en açık sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla bizim bir takım mekanizmaları devreye sokarak bu genç insanlarla bu sektörü buluşturmamız lazım. Sektörün
istihdama nitelikli, becerisi yüksek olan elemanlara ve genç insanlara ihtiyacı var. Ama öbür tarafta da işe ihtiyacı olan genç insanlar var. Biz bir mekanizma geliştirip de bu iki ihtiyacı birbirine ile buluşturamadık bugüne kadar. Şimdi buradan yola çıkarak birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Bir kere sektörün temel ihtiyacı ara elemandır. Bunu diğer başkan arkadaşlarım da kabul edecekler. Bir seyahat acentasının veya tur operatörünün 10 tane pazarlama elemanına ihtiyacı vardır ama 30 tane transfermene ihtiyacı vardır. Veya işte atıyorum 100 tane otel rehberine ihtiyacı vardır vesaire vesaire gibi. Aynı şekilde otele döndüğümüz zaman otelde de durum aynıdır. Benim bir tane aşçı başına ama 20 tane çırağa ihtiyacım var. Bir tane metrotele ihtiyacım var. 50 tane garsona ihtiyacım var. Demek ki bizim eğitim kurgusunu tamamen bambaşka bir noktaya götürmemiz lazım. Bu açıkları kapatacak şekilde ve insanları ve genç insanlarımı hiçbir zaman olmayacak veya erişmelerinin çok zor olduğu beklentilerin içine sokacak bir eğitim kurgusuyla gitmememiz lazım. Şimdi şu bir gerçek kabul etmek lazım. Bizim ülkemiz Kuzey Yarımküre'de. Dünyadaki seyahatlerin büyük bir bölümü de bu %60'tan fazlası, %70'e yakını Kuzey Yarımküre'de gerçekleşiyor. Kuzey Yarımküre'de gerçekleşiyor olması aslında turizm sektöründeki mevsimselliği kırmanın son derece zor olduğunun bir göstergesi. Ne yaparsak yapalım biz turizmi 12'ye yaymamız son derece zor. Bu bütün destinasyonlarda, bu İspanya'da da aynı sıkıntıdır, İtalya'da da aynı sıkıntıdır. Çünkü dönemsellik oralarda da son derece had safhadadır. Yani bir kış sezonu ile yaz sezonu arasındaki insan trafiği, misafir trafiği çok farklıdır. Dolayısıyla bu dönemselliğe göre biz bütün yapıları buna göre dizayn etmemiz lazım. Buradan kasıt şudur, yani ara elemanlarımızın çoklu beceri kazandırıp ki özellikle bu farklı meslek kollarında da olabilir. Üniversitelerde farklı mesleklerde eğitim de alıyor olabilirler. Bu çocukları biz çoklu beceri kazandırıp kısa zamanda bunları 3 aylık 4 aylık tüm dünyada da buna benzer uygulamalar vardır aslında. Baktığınız zaman birçok ülkede üniversiteler tatile girdiğinde o çocuklar giderler başka iş kollarında birkaç ay çalışırlar. Part-time çalışma mantığı vardır. Bütün bunları aslında bizim bu sektörde devreye sokmamız lazım. Aslında akreditasyon kurumunun ilk kuruluş aşamalarında Muharrem Hocam siz de hatırlarsınız, İbrahim Hocam da hatırlar. Bunun geçmişine gittiğimiz zaman aslında bunun arkasındaki temel mantıklardan bir tanesi buydu. Çocuklara ve gençlere çok beceri kazandırmak. Aynı anda cebinde 5 tane sertifikası olsun istiyorduk biz çocukların. Ki ihtiyaç neredeyse gerektiğinde orada istihdam imkanı bulabilsinler. Buradan yola çıkarak bizim gerçekten bu dönemde de oturup bu eğitim kurgusuna bir bakış yapıp ciddi bir şekilde masaya yatırıp buradan gerçekten çok doğru bir modellemeye gidip yani bu kadar genç insanın bir şekilde sektörle buluşturacak hale getirip ve sektörün aslında şunu kabul etmemiz lazım. Geçmişte lisan öğrenmek çok zordu. Çok lisan bilen insan bulmak da çok zor. Ama şimdi gençlerimize baktığımız zaman birçoğu bir lisan, en azı bir lisan konuşuyor. Belki onun yanına ikinci, üçüncü lisanları bile öğrenme şansları var. Bu ne demek? Aslında Türkiye'de 18 yaşla 25 yaş aralığında bizim elimizde çok ciddi bir kaynak var aslında, insan kaynağı var. Biz bu insan kaynağını dinamize edebilecek, harekete geçirebilecek bir takım yöntemleri devreye sokarsak biz bu sektörün geleceğine de çok güvenli bakabiliriz. Neden? Çünkü şunu kabul etmek lazım. Biz her şeye rağmen yazlık bir destinasyonuz. Tabii ki bizim bütün çalışmalarımız, çabalarımız, gayretlerimiz ülkenin tüm satında bu işi yapmak ve 12 ayda bu işi en azından yani yazın
100 misafir geliyorsa kışın 10 misafire düşmeden bunu 40 ile 50 ile 60 misafirle, yani aradaki açığı daraltarak 12 ay boyunca bu işi yapmak istiyoruz. Ama yoğunluk, bunu kabul etmek lazım. Mayıs Ekim arasıdır. Tüm ya destinasyonlarda da bu böyledir. Bu aradaki sorunu çözmenin yegane yolu da bu dediğimiz genç insanları bir şekilde sektörle buluşturacak mekanizmaları ortaya çıkartmak, eğitim yapısını da tamamen buna göre uyarlamadan geçiyor diye düşünüyorum. Tabii ki bizim Firuz Başkan'ın söylediği gibi dijital pazarlamalar vesaire çağın gerektirdiği bir sürü yeni alanlar var. Mutlaka bu alanlarda bizim uzmanlarımız, becerili elemanlarımız, fakültelerimiz, turizm fakültelerimiz bu alanlarda insanlar yetiştirmeye devam edecekler. Ama aşağıda bir ana blok var. Bu ana bloğu da biz belli bir standarda, belli bir hizmet verebilecek kaliteye ve beceriye getirme zorunluluğumuz var. Bunu yaptığımız takdirde biz aslında bu işin devamlılığını da sağlayabiliriz ve bu insanların gelir kazanmalarını da sağlayabiliriz. Ailelerine olan yüklerini de ortadan kaldırırız. Bir üniversitede okuyan bir genç insanımız yaz sezonunda 2 ay, 3 ay, 4 ay çalışsa, part time çalışsa aile bütçesine de çok ciddi katkı yapar, üretime katkısı olur. Dolayısıyla biz gelecekte buna daha çok fazla kafa yormamız lazım diye düşünüyorum. Bunu da sizlerden hasreten rica ediyorum sayın hocalarım. Yani eğitim kurgusunu lütfen bu kulvara doğru evriltelim. Bunu yaptığımız takdirde bu ülkeye de çok büyük bir hizmet yapacağımıza ben inanıyorum açıkçası. Çünkü elimizde bir hazır bir rezerv var. Önemli olan bu rezervi gerekli şekilde işleyip kullanılabilecek hale getirmek. Bu da sizin beceriniz. Çünkü bu da sizin uzmanlık alanınız. Sektörün, ha ondan sonra biz bu elemanların nitelikleri konusunda, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Gerek akreditasyon kurumunun kuruluşunda, oradaki bir takım kriterlerin yazılmasında, sektör zaten gerekli katkıyı son derece koydu. Arkadaşlarım da, başkanlarım, değerli başkanlarım da anlattılar, bahsettiler ne tür beklentilerimiz olduğuyla ilgili. Bizimki de bunlardan çok farklı değil. Tekrara girmek bu anlamda istemiyorum. Ama dediğim gibi esas ihtiyaç ana blokta ara eleman konusundadır. Burada mutlaka bir adım atmak zorundayız. Ha, geri kalan otel müdürüdür, departman amiridir vesairedir. Birçok alanda zaten biz bunu bir takım enstitü mantığında, özel kurslar mantığında, özel sertifikalar mantığında birçok şeyi de farklı şekilde çözebiliriz. O zaman da belki şu anki var olan birçok fakültemiz gerçek işlevine döner, gerçek anlamda araştırmalar yapar, bu sektörün geleceğiyle ilgili çok daha ciddi ve daha hayatiyet arz eden bir takım konulara yoğunlaşır. Buralarda lisansüstü, doktora tezi anlamında önemli çalışmalar yapar ve bu ülkenin turizm sektörünü bu anlamda çok daha iyi bir şekilde geleceğe hazırlarız, kurgularız. Gelecekte eğitim kurumlarının, bilim adamlarının da bu sektörün içinde çok daha fazla yer alabileceği, onların yönlendireceği bir takım noktaya doğru da sektörü de evriltebiliriz. Belki dünyada en çok bu saatten sonra en çok ihtiyacımız olan alanlardan bir tanesi de belki bu noktalar olacak. Çünkü biz bugüne kadar tamam çok iyi işler yaptık, çok dinamiyiz, çok esneyiz, her koşula, her şarta kendimizi çok hızlı bir şekilde adapte ediyoruz ama Yürüz Başkan güzel bir şey söyledi. Bir takım şeyleri hala biz yaşayarak ve el yordamıyla öğreniyoruz. Halbuki bilimi, veriyi, çağın en önemli şeylerinden bir tanesi veri şu anda. Bu veriyi, elimizdeki var olan bir takım verileri geleceği kurgulamada nasıl kullanabileceğimizi ancak bize akademisyenler, bilim adamları söyleyebilir. Onun için de üniversitelerimizin bu kulvara da kendilerini birazcık daha fazla yönlendirmeleri sanki geleceğimiz açısından çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Sürçülisan ettiysem hepinizden özür diliyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.
Başkanım çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmanız için. Şimdi ben hemen sizin en son dile getirdiğiniz konuyla ilgili olarak biraz işbirliğinin ondan sonra ya da akademik camianın katkısını biraz daha somut hale getirme adına soru cevap kısmına geçiyorum bu arada. Evet. Bir soru gelmiş. Emre Erbaş diyor ki Emre Erbaş, sektör akademi işbirliğinin kriz döneminde akademinin ve sektörün birbirlerine yakınlaşmaları adına belirli başlıklarla veya temalar altında ve takvimde seminerler düzenlenmesi adına bir girişimde bulunmak isterler mi diye sormuş. Burada özellikle Firuz Başkanım, biraz bazı çalışmalar yaptığınızdan bahsettiniz. Bu konuyla ilgili olarak temalar halinde ve başlıklar takvimlendirilerek, yani akademi ve sektörün birbirine yakınlaştırılması adına bununla ilgili olarak bir çalışmaya sıcak bakarlar mı diyorlar. Tabii eğer böyle bir çalışmanız olursa Turizm Akademisyenleri Derneği olarak biz her zaman yanınızdayız. Bunu zannediyorum söylememize tabii, gerek yok. Tabii hocam, zaten biz kontak halindeyiz. Çalışmaları bir takvime bağlamak, hani bir disiplin içinde yapmak daha verimli hale getirebilir. Memnuniyetle tabii ki yaparız. Yani akademik camia biraz önce bahsettiğiniz konulara oldukça yakın davranıyor, sıcak davranıyor. Her zaman işbirliği içerisinde olma beklentisi içerisinde. Devam ediyorum. Firuz Başkanım, size bir Emrah Yaşarsoy isimli bir akademisyenden bir soru var. Acenteciliğin günümüzde daha çok internet ortamında yapıldığını ve Covid salgınını göz önünde bulundurduğumuzda büyük şirketlerle rekabet etmede zorlanan küçük ve orta ölçekli seyahat acentelerine ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Aslında acenteciliğin geleceğini soruyor bir anlamda Emrah Yaşarsoy. Yani, her iş kolunda olduğu gibi acentecilik de yeni dünya düzeninde farklılaşıyor. Zaten müşteri kaynaklı bir farklılaşma zorunluluğu da var. Tatil alışkanlıkları değişiyor. Tatil profili, tatile giden profil değişiyor. Dolayısıyla buna ayak uydurmamız zaten turizmin bütün paydaşları için zorunluluk. Bundan kaçış yok. Seyahat acentalarının pazarlama bölümüyle ilgili, yani operasyon değil pazarlama bölümüyle ilgili dijital ciddi bir gelişme var ama bizim sektörümüz demin başkanımızın da ifade ettiği gibi insana insanla hizmet ediyoruz biz. Yani pazarlama ayağı ne kadar dijital olursa olsun sonuçta bir insana temas oluyor. Yani bir insanın bir hizmet arandığında bakın bu dönemde bu uluslararası büyük dijital platformlar sınıfta kaldı. Yani bu süreçte hiç kimse onlara ulaşamadı. Yani burada sonuç itibariyle klasik anlamda acentacılık yapan firmalara çok rahat ulaşıp konuşulurken, rehberine rahat ulaşırken, otele rahat ulaşırken bu arkadaşları kimse görmedi bu 3 aylık dönemde. Hiç ortalarda yoktu. Dolayısıyla insanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Seyahat acentacılığının geleceğiyle ilgili söyleyeceğim şudur. Günün çağın gerek ve koşullarına uymuyor ise bütün sektörlerde olduğu gibi seyahat acentacılığı arkadaşlarımızın da buna uyanlar kalacak, uymayanlar doğal olarak doğal seleksiyon elenip gidecek. Biz ne yapıyoruz? Bununla ilgili pazarlama ayağında düşük bütçesi olan, imkanı fazla pazarlama imkanı olmayan, ürünü vitrine koyamayan seyahat acentaları için TÜRSAP Rota diye bir proje geliştirdik. Bir satış platformu geliştirdik. Türkiye'nin bütün bölgelerindeki seyahat acentaları oraya ürünlerini ekleyebiliyor. Diğer seyahat acentaları da oradan satın alıp satabiliyor müşterilerine. Yani bir B2B platform hazırladık acentalar içinde. Yani Edirne'deki bir seyahat acentasının oradaki hazırlamış olduğu yerel tur aslında global ölçekte seyahat acentacılığı yapan firmalarda olma ihtimali olmayan, mass bir ürün olmayan, işte Hakkari'de Van'daki bir seyahat acentasının kendi bölgesiyle oluşturduğu bir tur programını, bir gastronomi programını, bunların tamamını o platforma yükleyip diğer seyahat acentası arkadaşlarının satış imkanı verdi. Bu böyle bir platform soktuk. Bunu mümkün olduğu kadar geliştireceğiz. Dijital anlamda, dijital pazarlama anlamında seyahat acentalarımıza böyle bir hizmet sunuyoruz. Çünkü 10 bini aşkın seyahat acentasının tamamı
son teknolojilerle bu hizmetleri alabilecek bütçelere sahip değiller. Kendilerinin oluşturması da maliyet oluşturacağı için böyle bir hizmet yapıyoruz. Bizim yaptığımız ancak kurum olarak bunu yapabiliyoruz ama yine acentaların çağın gerekleri, koşulları neyse, dünya turizmi nereye gidiyor, ülkeye gidiyor, bu hizmetlerini bir biçimde update etmeleri gerekiyor. Klasik Firuz Başkan'ın bağlantısı koptu zannediyorum. Evet. O zaman ben bir diğer soruya geçeyim. Başkan bağlandığı zaman devam ederiz tekrar. Tuncay Hocam, size sormak istiyorum. Çok. Firuz Başkan'ım, bir bağlantıda bir kopukluk oldu zannediyorum. Evet, nerede kaldık ben de bilmiyorum ama işte... TÜRSAP rotadan bahsediyordunuz en son. Evet, TÜRSAP rota olarak bir dijital pazarlama anlamında ajantaların haricinde ve müşteriyle birebir ilişki. Ajanta bu trende, bu yeni gelişmelere ayak uyduran ajantalar ayakta kalacak. Diğerleri işlerini sürdüremeyecekler. Diğer mesleklerde olduğu gibi. Bu bize özgü bir şey değil. Bütün mesleklerde aynı şey. Evet. Çağın gereğine uyabiliyorsanız, çağın gerekliliği, ihtiyacı neyse uyabiliyorsanız, otelci arkadaşlarımız için de böyle, hava yolcu arkadaşlarımız için de böyle. Yeni trendler ne, beklentiler ne, müşteri profili ne, ona göre bir ürün sunabiliyorsanız ayaktasınız, yoksa değilsiniz zaten. Evet başkanım, teşekkür ediyoruz. Bir diğer soruyu Tuncay Hoca'ya öncelikle yöneltmek istiyorum. Cemil Gündüz sormuş. Stajlarla ilgili olarak bir öngörünüz var mı önümüzdeki dönemle ilgili olarak bu pandemi sürecinde diye bir sorumuz var hocam. Yani tabii bu sadece turizm alanı için değil, uygulamalı evet, tüm öğretim faaliyeti sürdüren alanlarla da ilgili bir sorun. Mühendislik alanında, mimarlık alanında, iç mimarlık, moda tasarım hepsinde, havacılık sektörü. Tabii ki birebir uygulama ve işbaşı eğitimleri, takım şeyleri görerek, yaparak öğrenme sürecinin önemli bir parçası. Ama şöyle bir trend var. Özellikle mühendislik alanında bu çok yaygın, tüm dünyada da uygulanmaya başlanan uzaktan staj uygulamaları. Bu da tabii ki bazı alanlar için uygun olabiliyor. Ama bazı sektörler bir takım güvenlik tedbirlerini, sağlık, emniyet tedbirlerini aldıklarını söyleyerek staj olanaklarını da açtılar biliyorsunuz. Bir kısım yani üniversitede aldığımız kararlar kapsamında öncelikli olarak uzaktan ya da acil olarak staj yapması gereken ya da programı tamamlayıp mezun aşamasında olanlar için öncelikli bir değerlendirme yapmıştık. Bazı üniversiteler kendi iç imkanları kapsamında staj olanaklarını açtılar ama tabii ki bu tüm öğrencileri kapsayabilecek yeterlikte olamayacak gibi gözüküyor. Uluslararası staj hareketliliği bir şekilde bu süre içerisinde durdu. Yani önemli bir konu, her alanda tartışılan bir konu. Dolayısıyla uzaktan olabilecek, olamayacak olanlar var. Mesela biz havacılık programları kapsamında mutlaka birebir çalışmayı gerektiren, işin başında olmayı gerektiren uygulamalar var. O nedenle çok genelleyerek yapabilmek ve bir cevap verebilmek de mümkün ve kolay gözükmüyor Muharrem Hocam sorduğunuz soruya. Cevaben her kurum aslında kendi dinamikleri çerçevesinde, bağlantıları çerçevesinde buna bir çözüm oluşturmaya da çalıştı. Yani avantajları var, dezavantajları var. Dünyanın herhangi bir noktasında uzaktan bir staj yapabilme imkanını size sunuyor. Ama bu bütün öğrencilere olabilecek bir, sağlanabilecek bir imkan mıdır? Tabii ki bilemiyorum. Böyle bir biraz çok yuvarlak bir cevap oldu ama durum böyle. Yani iki ucu hakikaten keskin bir bıçak gibi gözüküyor. Tamamen açıp bunu, bu riski alabilecek ya da hiçbir şekilde almak istemeyen kurum kuruluşlar sonuçta
bir kuruma, bir kuruluşa gönderiyorsunuz ve bütün sorumluluğu üstlenerek gönderiyorsunuz. Çünkü kampüs alanının dışında bir yerde eğitim faaliyetlerinizin devamlılığını sağlıyorsunuz. Önemli bir sorumluluk. Bu sorumluluğu öğrencinin alması gerekiyor, ailesinin alması gerekiyor, hocanın alması gerekiyor ve daha da önemlisi birebir fiziksel ortamda staj yapacak kuruluşun yetkililerinin de alabilmesi gerekiyor. Bu nedenle belki bir takım kurallara bağlayarak, çünkü belirli bir süre daha bu sürecin içerisinde yaşamak durumundayız. Muhtemelen sorunun pandemiyle de ilgili ve ilintili olduğunu düşünerek ben onunla da bağdaştırarak cevap verdim ama tabii ki staj uygulamalarının önemi hiçbir şekilde yatsınamayacak boyutta. Alana ve eğitim durumunun özelliğine bağlı olarak. Bu arada hemen çok kısa bir sayın başkanlarımızın söylediği, ifade ettiği aslında beklentiler anlamındaki hususlara biraz dikkat çekerek söylediklerinin hepsi, aslında tümü, diğer alanlarda da jenerik anlamda ya da soft beceriler dediğimiz bir takım beceriler. Yani mesleki bilgi ve becerisini bir yana bırakarak özellikle iletişim, liderlik becerisi, çeviklik becerisi, problem çözme yetisi, bir ana kendi yabancı dili ve hatta ikinci seçenekli yabancı dili bilmesi konusunda beklentiler var. Tabii diğer taraftan da kendi ana dilini çok iyi kullanıyor. Konuşabiliyor, yazabiliyor, okuduğunu çok iyi anlayabiliyor olması gerekiyor. Biraz daha geriye doğru gittiğinizde. Sizin ölçme değerlendirme ile ilgili ya da ölçütlerinizin arasında aslında yabancı dille ilgili ön lisans ve lisans düzeyinde koyduğunuz bir takım şeyler var. Almasını beklediğiniz. Aslında onlar belki ölçüt değil, ön koşul olarak belki değerlendirmek gerekiyor. Yani müfredatında görmeyi beklediğiniz yabancı dil dersleri ya da yetkinlikleri kazandırmaya yönelik yaklaşımlar. Dolayısıyla tabii bu ölçütler önemli. Beklentiniz önemli ama sonuçta mezun olurken ya da mezun öğrencinin bunu ne kadar kazandığı önemli. Biliyorsunuz alan yeterlikleriyle ilgili hiçbir özel sektörel ya da alana bağlı olmaksızın bir lisans mezununun hangi seviyede yabancı dil bilmesi gerektiği, ana dilini hangi düzeyde bilmesi gerektiği, tüm bunları karşıladıktan sonra sizin üzerine koyacağınız aslında özellikle alana özgü ya da disipline özgü ölçütler olarak değerlendirebilmek mümkün. Yani bunun kazandırıldığının bir ölçütü, garantisinin olması, bir kanıtının olması gerekiyor hocam. B1 düzey diyorsanız o B1'i nasıl güvence altına alıyor? Çünkü siz dersi verirsiniz, B1 seviyesinde malzeme, materyal kullanırsınız ama bunun ne derece başarıya eriştiği, ulaştığının bir şekilde güvencesinin de sağlanabiliyor olması lazım bu süreç kapsamında. Hocam teşekkür ediyorum. Soru sayısı çok fazla. Süremizi de yarım saat açtık. Son olarak ben bir Suat Başkan'a bir soru soracağım. Gezileri, turları ne yapacaksınız? Rehberlik stajı bağlamında değerlendirme. Çok kısa siz de ayrılacaksınız biliyorum. Sonrasında eğer panelistlerimizin son sözleri varsa onları alıp ondan sonra da oturumu kapatacağım. Buyurun başkanım. Bizim yurt içi uygulamalı eğitim gezilerinden bahsediyoruz galiba. Biz yeni normal sürece girişte madem ki normalleşiyoruz ve insanların gezmelerini istiyoruz, böyle bir arzumuz var. Madem ki bunun gerekli önlemler alınarak yapılabileceğini söylüyoruz düşüncesinden yola çıkarak biraz tabii daha imkanların ve erişilebilirlik olanaklarının da daha iyi olduğu Marmara bölgesinde 24-31 Ağustos tarihlerinde bir yurt içi uygulamalı eğitim gezisi yapıyoruz hocam. Buna ilişkin bütün önlemlerimizi aldık. İşte önlemlerden bahsedecek olursak her katılımcı mutlaka HES kodunu vermek durumunda. Biz günlük olarak hijyen kitleri sağlayacağız katılımcılara. Kullanıcı bizim sertifikasına sahip kullanıcılarımız her gün dezenfeksiyon olacak. Kesinlikle bütün yarım diyebileceğimiz kapasiteyle kullanılacak.
Efendim işte genelgede öngördüğümüz üzere mutlaka headset dediğimiz rehberin kendisinin konuşacağı ve herkesin mümkünse kendi kulaklığını kullanarak rehberin konuşmasını duyabileceği sistemleri kullanacağız. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve planlamaları buna göre yapacağız. Şu anda yaklaşık 100 katılımcıyla bir eğitim gezisi programımızı hayata geçireceğiz yaklaşık 5 gün içerisinde. Bunu yapabilirsek ve bunu yaptıktan hemen sonra 31 Ağustos'ta yine bir Marmara bölgesi gezimiz daha var. Devam ediyoruz. Az önce söylediğim gibi 60'ı aşkın üniversite var. Bu da kontenjan versek 3000 gibi bir rakam ediyor ki hani çok da o çeşmenin tıpasını yani veriyor ve su taşıyor. O taşmayı engellemek adına böyle hafif hafif etkinliklerimize yani bu tip eğitim programlarımıza devam ediyoruz. Yabancı dil sınavlarında da büyük bir talep var. Yabancı dil sınavlarımıza da büyük bir talep var. Ağustos ayında yani bu ay içerisinde yapmayı düşünüyorduk onları da yaklaşık 1000 katılımcıyla 10 güne yayarak yani günde maksimum 100 kişi sınava girecek şekilde en azından sözlüleri ve tabii onları da üçer dörder komisyona yayarak minimize ederek riski gerçekleştirmeyi düşünüyorduk ama bu artış işte istatistiği bizi biraz erteleme durumunda bıraktı. Eğer biraz toparlanma ya da işte normalleşme görürsek Eylül-Ekim aylarında yabancı dil sınavlarımızı da gerçekleştireceğiz diye umut ediyorum. Tamam. Söylediğiniz üzere maalesef çok fazla zamanım yok. Benim aranızdan ayrılmam gerekecek. O yüzden oturumu kapatacağız zaten başkanım. Biz de sizin saat 1'de bir randevunuz olduğunu biliyorum. Son sözünüz var ise Sayın Osman Başkanım ben tersten devam edelim. Son sözlerinizi söyleyerek ondan sonra oturumu kapatacağız. 1'de çünkü bir sonraki oturum başlayacak. Bir arada bir dinleyicilere zaman tanıyayım. Başkanımı bırakayım. Ben söyleyip ayrılabilir miyim? Tabii tabii. Tamam o zaman. Öncelikle şunu yani bu yaptığınız iş için hepinize teşekkür ediyorum. Turak'ta yine emekleriyle ve benim bizzat katıldığım bir akreditasyon programında göstermiş olduğu gerçekten üstün çabayla emek sarf eden Celil Hocama, İbrahim Hocama, kendileri de buradalar, onlara da çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Celil Çakıcı'ya, Profesör Doktor İbrahim Birkan'a. Bütün sektörü dinlediğiniz için de yine teşekkür ediyorum. En nihayetinde her eğitimin amacı, her öğretimin amacı hayat içerisinde başarılı olabilecek ve katkı sağlayabilecek bireyler yetiştirmektir. Bu akreditasyon programının çok da genç olduğuna bakarsak, Tuncay Hocam da az önce değindi. 2,5 yıllık bir program. İlerleyen süreçte önündeki örneklerle, FEDEK, MÜDEK gibi örneklerle temeli oturmuş noktalara geldiği zaman çok daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Bu süreç içerisinde biz de desteğimizi her zaman olduğu gibi sizlere sunacağız. Tekrar bütün panelistlere, bütün katılımcılara, bizi izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum başkanım. Bazı sorular vardı yanıtlayamadık çünkü gerçekten süremizi çok açtık ama öğleden sonra devam edecek saat 1'den 5.30'a kadar. Her türlü sorularınıza yanıt bulacaksınız. Oralarda devam edelim sorulara. Ben Osman Başkanım'a bu defa tersten devam ediyorum. Osman Başkanım'ın son sözlerini söylemesi için söz veriyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Muharrem Hocam. Bu fırsatı verdiğiniz için çok değerli katılımcılarla böyle bir panelde bir arada olmak ve duygu ve düşüncelerimizi aktarma fırsatı verdiğiniz için. Ben
Çok fazla da tekrar bazı konulara girmek istemiyorum. Sadece söyleyeceğim şey şu, çok zor bir süreçten geçiyor. Tüm süreçten geçiyor. Şu ana kadar da biz bu süreci iyi yönetmiş ülkelerden bir tanesiyiz. İnşallah kalan süreci de önümüzdeki birkaç aylık sezonun tamamlanmasına kadar olan dönemi de iyi yönetebilirsek, ki yöneteceğimize inancım son derece fazla. Biraz önce de söylediğim gibi biz dünyada en iyi fiyat hizmet ilişkisi olan destinasyonlardan bir tanesiyiz. Burada da bizim en önemli değerimiz ve kıymetimiz var olan, sektörde var olan çalışanlarımız aslında. Onların özverisiyle bir takım şeyler gidiyor. Bu sürecin yönetilmesinde de istediğimiz şekilde de sonlandırılmasında da onlara çok büyük görev düşüyor. Onlara tekrar bir daha teşekkür ederek bunu biz bir geleceğe yatırım diye görüyoruz. Muhtemelen Firuz Başkan'ın da söylediği gibi bu süreci iyi tamamladığımız takdirde gelecek yıllar bizim için çok daha aydınlık olacak. Burada da son söz olarak üniversitelerimize, eğitim kurumlarımıza da çok önemli görev düşüyor. Okuyan öğrencilerimizin, orada eğitim alan öğrencilerimizin morallerini de yüksek tutmak lazım. Bu sektör sonlanmadı, bu sektör bitmedi. Bu sektör hala birçok insan için umut kapısıdır, iş kapısıdır ve bu ülkenin geleceğinin kurgulanmasında da en önemli, en stratejik ekonomik faaliyet alanlarından bir tanesidir. İnsanla kaim bir sektördür. Dolayısıyla bu sektöre ben eğitim kurumlarımızın her zaman bu bilinçte, bu duyarlılıkta olan elemanlar yetiştireceklerine, kazandıracaklarına da inancım sonsuzdur. Tekrar teşekkür edip ayrılmak istiyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Firuz Başkanım, sizden de son sözleri alalım. Firuz Başkanım, duyabiliyor musunuz? Evet, buyurun başkanım, duyuyoruz. Ben de katkısı olanlara, hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum. Bu çalıştayından çıkacak sonuçların ülke turizmine fayda sağlayacağına inanıyorum. Sizin de dediğiniz gibi bizim kurumumuzla yapılacak olan bundan sonraki daha sıkı çalışmaları özlemle bekliyorum. İnşallah bizi de başka bir seviyeye taşıyacaktır bu birliktelik. Tekrar teşekkür ediyorum. Kopuk kopuk da olsa herkesi dinleme fırsatı buldum. Herkesten de hem hocalarımızdan hem diğer sektör başkanlarımızdan da görüşlerinden dolayı onlardan da faydalandık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Tuncay Hocam, son olarak size sözü vererek ondan sonra da programı kapatmak istiyorum. Buyurun hocam. Çok kısaca bir iki cümleyle öncelikle kutluyorum böyle bir etkinlik için. Çünkü her tarafı, tüm kamu kurum kuruluşları, sektörü, sivil toplum kuruluşlarını, akademiyayı bir şekilde bir araya getirdiğiniz bir platform oldu. Eminim bundan sonraki oturumlarda da çok merak ediyorum aslında neler paylaşılacağını. Rektörlerimizin bakış açısı, öğrencilerin, mezunların bakış açısı. Yani tüm taraflar aslında bir şekilde beklentilerini ya da görmek istedikleri çıktığı kalite güvencesini ya da mezun profilini, sektör nasıl bir istihdam profili bekliyor. Dolayısıyla hepsi için bir konuşma, tartışma platformu oldu. Oldukça verimli olduğunu da düşünüyorum. Ben bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum size, ekibinize ve katkı sağlayan öğrencilerinize. Her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Verimli bir toplantı olmasını diliyorum devamında ve çıktılarının da muhtemelen paylaşılacaktır diye tahmin ediyorum. Merakla da bekliyoruz. Tekrar teşekkürümle birlikte herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben de tüm panelistlerimize, ayrıca sabırla bu paneli takip eden tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Saat 13'te bir sonraki panel başlayacak. Rektörlerimizin paneli.
İbrahim Birkan hocamızın yönetiminde çok kıymetli bilgilerini paylaşacaklar. Saat 13'te sizleri bir sonraki panele bekliyoruz. Teşekkürler.